Evet Elif Korkmazel konuğumuz. Ay çok heyecanlıyım çünkü tavada yapacağı kek muhteşem bir lezzet olacak. Elifçiğim az sonra yayın, yayın yanındayız. Sen hazırlıklara devam ederken biz Feridun hocamla birlikte sivilce problemi olan genç kardeşlerimize şöyle güzel bir tarif verelim, Aynen değil öyle. mi hocam? bu öyle. Denenmiş. Çok çünkü. Denenmiş, çok basit, çok kolay, herkesin yapabileceği bir şey. Domates artık yavaş yavaş bilhassa Mersin taraflarında olmaya başladı. Hı -hı. Yani sera domates değil, normal domates olmaya başladı. Bir tane olgun domatesi güzelce rendeliyoruz. Güzelce rendeledik olgun domatesi iyice bir kaba alıyoruz şöyle. Domatesin nasıl bir özelliği var hocam Domatesin bu Domatesin içinde likopen denen bir madde var. Bu oradaki hücrelerde bir gençlik, tazelik meydana getirebiliyor. Zaten sivilce cildin tıkanmasıyla oluşan bir mikrop üremesi oluyor. Domatesin aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği de var. Hı hı. Ondan da yararlanacağız. Sütümüz çok önemli. Sütün içinde A vitamini var. Cilt sağlığı açısından A vitamini çok önemli. Hafif böyle o zaman. hocam domatesin içerisinde biraz asit de var değil mi? Asit evet de de bir asit, gıda. De, asit de asit ağzına sağlık. O asit de onu aynı şekilde... Hatta şuradan anlıyoruz. Böyle elimizde mutfak kestiği olduğu zaman, bıçak kesiği olduğu zaman, domates rendelediği zaman, değdiği zaman acır. Biraz yakar böyle hafif yakar. Çok haklısın. Şimdi ne yaptık? Domatesimizi, sütümüzü karıştırdık. Bunun içine bir çorba kaşığı kadar da gül suyu koyuyoruz. Bu arada hocam üzerimde kalmasın. Bir seyircimiz, e, ismini ayda hatırlayabilirse bana iletecek. Bir seyircimiz siz saç için bir tarif vermiştiniz. Saçın gür çıkması için, dökülen saçlar için saç dökülmesi için karanfilli bir tarif. Ha, hemen bir yapalım. Bir seyircimiz, hocam bakın telefon açtı bize. Allah bin kere razı olsun Feridun diye. Ne güzel sağ diye. olsun. O saç dökülmesi için tarifi yapmış, saçları yerine gelmiş ve o kadar mutlu ki size anlatamam. Sağ olsun. O yüzden Feridun hocama şöyle güçlü bir alkış gelsin Çok bakalım. Çok teşekkür ederim. Zaten sağ. Zaten seyirci onu hep alkışlıyor ama. Sağ olsun, bir de biz sağ bizden gelsin sağ olun, alkış. Sağ. Sağ. O tarif itiraf ediyorum Serap Hanım'ın tarifi. Öyle de. mi? Evet. O zaman Serap Hanım'a Serap gelsin, Hanım gelsin bu alkış. doğrusu çünkü onun şeylerini ben çalıyorum bazen bana kızıyor. Diyor ki her şeyi ben buluyorum sen ya. satıyorsun. Kardeşim ben satıcıyım sen yapıcıysan ben ne Serap yapayım? Serap Hanım'a ya? gelsin Serap, Serap Hanım'ı da davet edelim hocam bir gün Bir gün, gün getirelim Serap inşallah. Serap Hanım bekliyoruz sizi güzel tariflerinizle. Gelsin inşallah inşallah. Sivilce tarifi için malzemeler de ekranda şu anda görüyorsunuz. Domates var, süt var, beyaz kil var, gül suyu var, limon var. Bir Şimdi, de kulak çubuğu. Evet kulak çubuğu ve limon niye var biraz sonra onu da anlatacağız. Şimdi ben benim... Evlatlarım diyorum onlara ikisinden yardım isteyeceğiz, İkisini de çağıralım şu oturtalım ikisinde uygulama yapacağız. Gelin bakalım evlatlar oturun bakalım şöyle. Şimdi sizin evlatlarınız var, e, seyircilerimin de evlatları var. E, özellikle ergen yaşta bir çocuğunuz varsa ve çocuğunuzda sivilce evet. problemi varsa, sadece onu görsel yönden etkilemiyor, ruhsal yönden de etkiliyor. Nasıl? Yüzünde sivilceler olduğu için göz teması kuramıyor, e, kimsenin yüzüne bakmak istemiyor. Toplumun içine karışmak istemiyor. Arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor. Bir tane sivilcesi olana Aa, soralım bir tane bak, ne yapsın. canım benim hoş geldin. <laughs> bu hafta sivilcesini kasten tedavi Var etmedi ki programda gösterelim. Mikrofonu getirelim. Yok. <laughs> ya işte zaten fazla anlatmama gerek yok. Ergenlik sivilcesi dediğim böyle bir şey. Hoş geldiniz bu arada. Ee, şimdi ergen bir çocuğu olan çok iyi anlayacaktır. Ee, sivilce gerçekten zor. Mikrofonunuz olmadığı için şimdi sizi konuşturamıyorum. Bir de şey hocam bayağı e, belirgin, bariz bir sivilce örneği. Şimdi bu taraf bu, bu yüzümüzde sivilcemiz yok. Sürdüğünüz yüzde. Şimdi onda başka bir uygulama yapacağız. O yüzden onu sonra bıraktım. Bir haftadan onun sivilcesini tedavi etmiyoruz. Programa çıkaracağız ya diye. çok teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ ol. Bizim için çok fedakarlığa katlandı. Ben şimdi sivilce problem... isim neydi pardon? İsmim Asım. Heh, Asım'cığım şunu tutabilir misin? Ee, ben mesela biraz önce anlattım. Dedim ki sivilce problemin çok zor. Çünkü işte e, aynaya baktığın zaman mutsuz oluyorsun. Sen katılıyor musun buna? Yani katılıyorum. Değil mi? Böyle evet. ne bileyim göz teması kurmak istemiyorsun. Evet, İstiyorsun doğru. ki aynaya baktığın zaman şöyle pırıl pırıl bir cilt. Peki hocam bu sivilceler niye oluşuyor? Çok abucu bu yemekten mi? Ergenlikten mi? Tabii gıdaların çok ilgisi var ama... Hormonal nedenlerle ilgili belirli bir yaş döneminde bunda hormonlarda değişikliğe bağlı oluyor ama hı hı. en çok da cildin gözeneklerinin tıkanmasıyla ilgili. O dönemde cilt biraz fazla salgılar salgılıyor, onun da etkisi var. Şimdi bu kil, domates cildimizin temizlenmesinde sağlayacak bir şey yaklaşık böyle sivilceli yerlere daha fazla olmak üzere ama her tarafınıza sürebilirsin. Sürdükten sonra bunu güzelce kurumasını bekleyeceğiz. Her ya, tarafına sürebilirsin derken her, dudak yani, çevresi ve göz çevresi yer, hariç. Evet. Oralara da ha, Tabii gözün tabii iptene de değil ya. Çok haklısın. Ama sivilceli yerlerde daha çok olmak üzere güzelce süreceğiz. Kurumasını bekleyeceğiz. Evet. Kurumasını eğer evde vaktiniz varsa bir saat iki saat de durabilir. Daha iyi. Neden? Havasız bırakır. Çok önemli. Ama bunu biz yaklaşık yarım saat kadar 10 dakika 15 dakikadan sonra kuruyor. Yarım saat kadar bekletiyoruz. Ondan sonra gidiyoruz soğuk suyla yıkıyoruz. Hı hı. Soğuk suyla yıkadıktan sonra işte burası önemli. Ne yapıyoruz? Şimdi burada iki tane uygulamamız var. Bir tanesi Bilhassa o sivilcelerin sivri olan yerlerine limon suyu sürüyoruz. Şöyle limon suyuyla tam o sivilcelerin olduğu yerlere şöyle uygulamalar yapıyoruz. Tam limon suyuyla böyle böyle uygulamalar yapıyoruz. Ama bazıları çok fazla böyleyse o zaman da ne yapıyoruz? O zaman da şöyle bir uygulamamız daha var onu gösterelim. Hemen Limon suyunu sürme nedenimiz ne hocam? Asit neden? olduğu için Asit kurutuyor. Asitle yakıyoruz. Hı hı ve doğal antibiyotik özelliği de var. Bir de şöyle bir uygulamamız daha var. Onu yapalım şimdi. O nedir? Hemen gösteriyorum. Bunu gece yatarken yapıp parlarsa daha da iyi oluyor. Nasıl? Öyle sabah kadar duracak bu. Ne yapacağız? Şimdi beyaz kili aldık. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar beyaz kile şöyle bir çay kaşığı kadar da limon suyu koyacağız. Bunu çamura haline getireceğiz. Gösterebilir miyim? Göster. Şu Alacağım. kadar. Yani en şöyle. vereyim. Bakın. Çamur haline getireceğiz. Şöyle bir gösterelim. Bakın şu kadar aldık. Yani bir yarım tatlı yani bir tatlı Aynı. kaşığı kadar. Şu kadar. İçerisine biraz ne koyduk? Limon, Limon koyduk. suyu koyduk. Buyurun. Sonra o sivilceler olduğu yere şöyle yapacağız. Eğer sivilceleriniz bu yoğunluktaysa... Biraz daha yoğunluktaysa, biraz daha büyükse... ...onlar sabaha kadar dursun diyeceğiz. Gece yatarken yapacaksınız. Hemen anında kuruyor... Burada amaç sivilceyi... Kurumadan yatmayın da yatak yorgan. <laughs> Aynen öyle. Burada amaç sivilceyi havasız bırakmak. Havasız bıraktığım zaman oradaki... Şimdi peki, Mikro... peki hocam. Ha, bak, hocam ne dedi? Bak görüyor musun? Yanmaya yakmaya başladı. başladı dedi. Öyle mi? Yanmaya evet. başladı? Zaten istediğimiz o. Oradaki... Acıyor mu yani? Evet Yanmaya şu anda bir yanma var. Acımıyor. Acı, acı mı yanma acı, mı? mı? Yanma hocam. Ha. acı değil. Ya Orada bir hareketlilik başladı. Evet. Onu söylemek istedi. Hı, -hı. Tamam işte böyle kalıyor Sabah kadar duruyor bu sabah kuruduğu için sivilcenin o içindeki virüs e, mikropların öldüğünü görüyoruz hı hı. ondan sonra yıkıyoruz tekrar. Peki bir no. şey soracağım Buyurunuz. bir tam yüze ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Bunları tam e, sivilcenin üzerinize sürmedik Yani neden tam yüze sürmedik bu kili neden sivilcelerin üzerine sürdük? Şimdi bu biraz asit hı hı. yakar. Yakmasını önleyecek şekilde kullanacağız. Tamam. Sadece o sivilcenin üstüne koyacağız. Aynı zamanda bu kuruduğu zaman hava alamayacak. Hava alamayınca, oksijen alamayınca oradaki mikroplar ölecek. Yani Pram aman o. dur ben tek tek uğraşmayayım. Her yapmayın. Süreyim derseniz yapmayın. cildinizi yakarsınız. Evet. Yani, yani sadece sivilce üzerine. Bak yani. ne dedi? Şu kadar da bile yanma var dedi. Peki. Biz de onu istiyoruz, yaksın onu diyoruz. Bir mikrop ölsün istiyoruz. Havasız kalsın çünkü... Hı -hı. ...kil kapatacak onu, hava alamayacak... ...hava alamayacak olunca da bu şekilde olacak. Senin sivilcelerin kuruya dursun. <laughs> bu arada çok teşekkür ediyoruz. Kendini programımız için feda etmiş canım benim. Bir haftadır sivilcelerini tedavi etmiyor. Ee, bir tarafta da e, kilimiz, daha doğrusu maskemiz kurusun. Sonra onları yıkayacağız. Şimdi Feridun Hocam mutfağa geçelim mi? Siz de çok seversiniz. Geçelim, bu, bu arada mutfağa. bir sürpriz var. Acaba bu ne? O ne hocam? Taze fasulye. <laughs> Taze fasulye. Elif, Elif kardeşim bu ne? Vallahi hocam sanki bana da fasulye kurumuş dalda gibi geldi. Bakla gibi geldi. Ne acaba? Barbunya mı? Taze Barbunya fasulye mı? değil mi hocam? Bak Çok böyle küçük. Organik taze fasulye. <laughs> böyle küçük. Böyle küçük var. Hocam nereden buluyorsunuz bu zor soruları? Zor soru bunu Tam çeşme. Getirelim çeşmeden getirelim mi? Toplayıp Seyircilerimiz geldik. de yazsın Instagram'dan evet. bana. Çeşmeden topladık geldik. E taze fasulye hocam işte değil bu. Değil mi? Fasulyeye Yok, değil. çok benziyor. Değil mi? Fasulye değil mi? Vallahi bana Ay, da çok fasulye merak gibi geldi ama. Peki birazdan açıklayalım o zaman. Birazdan şimdi, açıklayalım. Birazdan açıklayalım onu. Sevgili seyircilerimiz bu arada e, saç dökülmesini çok sormuş. Hemen sevgili anlatalım e, Arkadaşlar, Sen ne zaman dersen. grafik hazırlamışlar o zaman. Hocam getirelim onu ekrana. Hadi bakalım. Fatih'cim getirelim mi ekrana grafiğimizi? Evet saç dökülmesi için e, bu tarif denenmiş, onaylanmış... Ve Harika. haftalar önce yayınladığımız bu tarif evet. bir seyircimiz tarafından hatta birkaç seyircimiz aramış ama bir seyircimiz özellikle yani böyle Allah razı olsun diyerek aramış Allah sizden de razı olsun bizi seyrettiğiniz için ee, sevgili Serap Kunağ'ın tarifi 20 adet karanfil bir fincan biberiye biberiye iki su e, su bardağı su Ferid, Feridun hocam da <laughs> tarifi. Ben tarifini yapıyorum. <laughs> Tarif Sürep Hanım'dan alıp programda e, bizimle paylaştı. Yapılışını da ekrana getirelim. Evet. E, arkadaşlarımız hazırlamışlar VTR'mizi. Aa, şey, VTR değil. Tamam. Kaynamış suyun içerisine karanfiller atıyorsunuz. 10 dakika demletiyorsunuz. Demlenmeye bırakıyorsunuz. Cam şişenin içine koyup ıslak saçınıza sıkıyorsunuz. Saç diplerinize hocam önemli bir şey söylemişti. Tırnaklayarak böyle değil de. Evet, masaj bakın, yapıyoruz. Bakın bu burası çok önemli. Gösterin hocam yani şimdi, nasıl yapıldığını. Şimdi şöyle tarifi bir de anlatalım. İki bardak suyun içine karanfilleri koyduk. Biberiyeyi koyduk. Hı hı. Bir iki dakika kaynatıyoruz. Bir iki dakika demliyoruz. Süzüyoruz. Süzdükten sonra onu sprey şişeleri koyup böyle fıs, fıs fıs sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bakın bu tırnaklarınızda değil. Sakın tırnak bölgesinde değil. Bu yataklarıyla şu yumuşak ile böyle 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 masaj yapıyoruz. Valla oğlum saçına yani istediğin suratına sürebilirsiniz ama saçını şu ön bölümüne <laughs> dokunamazsın. Orası çok önemli. Ha, bak... bölümüne. <laughs> Hocam hiç şey Dur bak saçta şöyle bir şey vardır tamam <laughs> Orası mı? Orası çok Kızınlarda önemli. Kadınlarda da vardır. Oraya dokunmayacağız. Bak, buraya dokunursan bu biter. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> tamam. Aynen Hocam, öyle. Hocam benim de şurama böyle. Bak, bak, şöyle. Bak, şurama şöyle. oraya mı dokunur? Bak dokunursan <laughs> olay çıkar. <laughs> Hazır evet. mısınız? Evet bakın böyle 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 o spreyi sıktık ıslattık ondan sonra bu masajı yapacağız. İnanılmaz şekilde canlandırıcı özelliği vardır. Kardeşim çok haklı bir tür ölü hücrelerin canlandırıp saçlarını Hocam, çıkarmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Erkekler de yapabilir hanımlar da yapabilir bu karışımı. Evet. Karanfilli biberiye karışım. Kel olanların saçı çıkar mı? Tam sıfır numara kellelere çok bir şey demiyorum. Doku sağlamsa alttaki doku sağlamsa olabilir. Onlara az olanlar çoğalır. Az olanlar çoğalabilir. Peki. Tamam. Hazır mısınız? Teşekkür gidelim. Ay bugün şahane üç tane tarif var. Ağzının suyunu böyle çabuk Ay, atı, hakikaten, çabuk Hakikaten ağzımızın geçiyorum. suyu akıyor çünkü Doğru. mutfakta Elif var. Hadi gelin dostlar geçelim mutfağa <laughs> kalemler kağıtlar hazır olsun. Elif sendeyiz. Evet. Valla süper bir beyti kebabı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir iki tane yapılma yöntemi var. Ben en kolayını tercih ettim size. Bazıları mesela köfteyi yapar kızartır. Bazıları diye çiğ olarak yapar. Çok değişik olacak. Öncelikle şöyle soğanı iki tane soğanı Rendeledim. Böyle suyunu sıkıyorum. Soğanın suyunu fazla böyle sulandırmasın köfteyi diye alıyorum. Normal köfte yaparken de sıkalım mı Elif'ciğim soğan ben, suyunu? E, bazen yumuşatıyor. Köftenin içi yumuşak olsun diye isteyebilirsiniz. Ama birazcık daha hani ekmek içine de göre değişiyor köftenin sert olup olmaması. Bu suyunu ne yapacağız? Şimdi domates sosunu da kullanacağım ha, hocam. Tamam. Ya. Ben de diyeceğim sakın atmayınız yapmayınız. Hocam mutfakta bu viral antibiyotik... yok. Elif korkmaz galiba. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> en doğal en doğal antibiyotik çok önemli. Değil Bunu mi? Bunu hemen balla karıştırınız öksürüğünüze çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Soğanı balla. ve balla karıştırınız ben bal yiyemem hocam diyenler ben bal yiyemem şekerim var diyenler sadece de Palsın içebilirler. Mı? Yok yok ben alacağım. Boğaz Ay, enfeksiyonlarında rica çok ederim. çok faydalı. Allah, Allah aşkına. Allah, Allah... Ya <laughs> ben yapayım ben yapayım. <laughs> ya biz de öyledir ya. Biz hafif <laughs> evet, Allah... Ya çok tatlısı <laughs> bir içim. Şimdi burada ne yaptık? Soğanın e, kabuğunu soyduktan sonra rendeledik. Güzelce suyunu sıktık. Sıktığımız soğanı şöyle suyunu sıktıktan sonra hemen İçine kıymayı koyuyoruz. Hocam birer çay kaşığı kadar Hemen. tuz, kimyon, kekik, karabiber ve pul biber. Acısını ona Bütün, göre ayarlayabiliriz. Türk Ortopedi Vakfı'nın söylediği şey her gün şu kadarcık tuz hakkımız var normalde. Bir çay Diğer, kaşığı. Bir çay kaşığı. Diğer fazla tuzlar böbreklerimize zarar veriyor. Diğer meyvelerden, sebzelerden de tuz alıyorsunuz. O yüzden diyoruz ki şu tuzdan fazla tuz kullanmayınız. Hı hı Tamam. Evet. Tuzu koyuyoruz. Bir çay kaşığı. İsteyen içinde kimyon. Içi de, tabii kimyon. Kekik. Karabiber. Kimyonu biraz daha çok koyabiliriz. Tamam. Neden? Hazım da çok faydalı. biraz et grubunda çok önemli. Tamam süper. Kekiğimiz çok güzel bir kekikmiş harika. Tamam. Evet. İsteyen avuç içinde olabilir. Karabiber de çok faydalı çok. aslında metabolizmayı tıpkı kırmızı biber gibi. Karabiber Ağzına de çok fazla. Ve antioksidan çok özelliği evet. var. Bu koronal günlerde çok faydalı çok inanılmaz bir şekilde doğal antibiyotik özelliği var kullanabilirsiniz. Evet. Tamam. İsteyen bunun içine galeta unu yumurtada koyabilir. Hani anne köftesi gibi yapabilir ama ben içine galeta unu da koymuyorum, yumurtada koymuyorum. Şimdi bunu yoğuracağım. Diğer taraftan soğanın suyunu, salça ve rendelenmiş domatesle beraber karıştırdım. Bunun da tabii ki biraz tuza ihtiyacı var, biraz karabiberi ihtiyacı var. Hatta ben biraz şeker koyuyorum, çok daha güzel oluyor. Suyunu koyuyorum. Sonrasında da içine birazcık tereyağı koyacağım. Harika bir domates sosu olacak bir parça da şöyle hop tereyağı koydum içine işte bu da domates sosu olmak için buraya gitti birazdan altını yakacağım şimdi çok acelesi yok şimdi burada köfteyi yoğurmadan önce yufkayı hemen şöyle alacağım Elif başım döndü valla <laughs> yavaş mı konuşayım yani bunu? bir insan beyt bu kadar hızlı yapar mı ne kadar elin maşallah ne kadar Aa, hızlısın yok ya daha yapmadım ki daha dur diyorsun dur <laughs> hünerlerimi daha görmedin ya vallahi peki kıymayı tek çekim mi alacağız İki çekim mi yapacağız? Ee, tek çekim bazı kıymalarda oluyor hocam. İki, i̇ki kere çekilirse normal. Hani belki dana ile kuzu da karışım olabilir. Tamam. Şimdi şöyle e, yağı koyuyoruz. Şöyle her tarafına sürüyoruz. Artık benim pratiklik deyince aklıma bir kişi gelecek. Kim? Elif Korkmazer. Hadi canım. <laughs> Yemin ederim. Ya benim ta uyduruk tariflerim meşhurdur. Bak, boş her ver. eve lazım. <laughs> Hele biraz sonra bir mısırı var. Ay, o mısırı Kesinlikle nur, onu varlık. tavsiye ederim. Bak, ya, evde şey çok söyleyeyim. kolay bu koronalı günlerde <laughs> ailece. Hocam ne yapıyorsunuz? <laughs> Eline eldiveni takmış vallahi canım hocam ya. Süpersiniz hocam. Şimdi e, harikasınız. Şimdi güzelce köfteyi böyle yoğurduk ya. Canım ondan hocam elinize sağlık. Hiç erinmez. Çok, vallahi estağfurullah. harikasınız. Estağfurullah. Bol baharatlı... Neden bol soğan koydum? İki tane soğan koydum. İsteyen bir tane de soğan koyabilir. Ama soğan hem böreklere acayip lezzet veriyor hem zeytinyağlılara acayip lezzet veriyor. Onun için mümkün olduğu kadar bol soğan kullanın. Şöyle hop de hop bidi kenarlarına oh. hop de hop bidi, hop bidi, hop bidi. hop bidi. <gülüyor> 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 Ay biliyorsun yani gerçekten son zamanlarda baya bayağı bir yemek yaparken de oynuyorum sonra Hani oynama diyorlar. Niye? Ya ne bileyim ya. Bazen ya çok gülüyorum. Ya bırakın güyorum. kadıncağız oynasın. Niye? Hiç. Yani niye neşeli ve e, böyle hayata tutulan insanların motivasyonunu düşürüyorsunuz? Konuş Nurcum konuş. Evet. <laughs> ya ne olacak? Evet. Vallahi zaten üç günlük dünya koronadan hepimiz illet ettik. Kimsenin yüzü gülmüyor. <laughs> Beyti yaparken oyna kardeşim. Hiç. <laughs> hayır müziğimiz de yok ki. Yani bir şey oldu da. Arkadaşlar verseniz de şurada bir davranın. Hayır, hayır hayır yok yok vermeyin. Sonra yine bize kızarlar. <laughs> Yapma niye? ya. Hayır hayır boşver. Yine kızarlar. Neyse ama bak, dün, dün e, e, uzman klinik psikolog Betül Uysal'la canlı yayın yaptım Instagram'da. Evet. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? El alem ne der diye yaşamayacaksın. Ya işte dedi. biz hep öyle büyüdük ama her öyle büyümedin. Oynamak Sen... istiyor musun? Oynayacaksın. Gülmek mi istiyorsun? Güleceksin. Kahkaha mı atmak istiyorsun? Kahkaha atacaksın. Böyle mi büyüdük Bunlar... ama biz? Bizim nesil böyle mi büyüdü? Annelerimiz ne dedi bize? Sus. Gülme. E, düzgün otur. Şöyle yapma, böyle yapma. E tamam ne oldu bak? <laughs> bak ne olduk? <laughs> Neyse. <Estağfurullah. gülüyor> Güzel, yani ya diyorsun. hocam öyle değil ama insan katılmıyor musunuz bir hekim olarak? El alem Aynen, ne der katılırım. diye mi yaşayalım? Hep öyle derler, hep öyle derler. Tabii ki bir yerde haklar ama çok fazla da abartmamak lazım. Ama Oynamayın diyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor> Estağfurullah demedim. Şimdi. yerinde oynayın yerinde oynamayın. <laughs> yerinde hocam işte beyti yaparken serbest, oynuyoruz. Burada serbest. Burada <laughs> serbest. Estağfurullah. Mutfak. Oh. <laughs> Sağ O oh, yapmayın kapatın valla müzik havayı yoksa yemek yapalım. Ama güzel değil mi ya müziğin güzelliğine bak. Oh. Allah. Yemin ederim. <gülüyor> 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 Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Şimdi ne yaptım üstlerine bastım. Yufkayı sadece yağ sürerek ıslattım. Sonra da içine baharatlarla ve soğanla karıştırdığım güzel kıymayı koydum. Sonra katladım. Bir yufkadan iki tane çıktı. Üstüne böyle bastırıyorum. Bakın şöyle. Sonra vere vere böyle kesiyorum. İsteyen bunu şişlere... Çapraz Yapma, Evet çapraz çapraz. İsteyen şişlere geçirebilir. İsteyen böyle. Nurcum orada tepsi var onu Tabii. da alayım. Böyle. Hop. İşte bakın böyle. Tereyağı gerçekten burada muhteşem bir lezzet katıyor. Hemen şöyle hemen koyuyorum. Sonra da üstlerine de... Birazcık sıvı yağ koyacağım. Bakın böyle diziyorum. Sonra da 180 derece 200 derecelik fırında bir güzel pişecek. O arada da sosun altını yakacağım. Sosunda da biliyorsunuz domates sosu. Ne, ne vardı? Salça. Rendelenmiş domates, soğanın suyu, tuz, karabiber, birazcık da şeker koyabilirsiniz. Ben bu akşam bunu yaparım. Yap vallahi bence. Hı. Kolay beytiyi zor beyti diye misafirlerime. <laughs> Ay sizin için ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Saatlerce mutfakta kaldım beyti yapmak için. Kaç dakikada yaptık bunu? Dakika tutan var mı? Görüyorsunuz şıpşak. Bir arada oynadık. Bir de arada. Gide, <laughs> Onu da arada. <laughs> evet haydi bakalım fırına vereceğim sosu da hazır olacak en son üzerine domates sosuyla ve birazcık da hani isteyen sarımsaklı isteyen sarımsaksız yoğurtla ...ikram edebilir. Bakın bir yufkadan bir tepsi. Kaç tane çıktı bir yufkadan? Bayağı bir çıktı. Bak. Yani bu kaç kişiliktir mesela üç kişi? E, bence iki yufka ile neredeyse sekiz kişi rahat doyabilir. Öyle mi? Tabii. Sekiz. Altı sekiz diyebiliriz. Ya da buna şu anda dört altı diyebiliriz. Çok güzel. Evet. Haydi güzel fırına. Gidin. bir şey sürecek miyiz Elif? Tabii ki sürmez olur muyum? Yağsız olmaz. Şöyle bak. güzelce kızaracak. Hani dur bir fırçayı bulayım şey yapayım Yok. Diye bak. <laughs> Kadının elinin evet. lezzeti şöyle hop. Enerjisi. geçiyor. Enerjisi. Haydi bakalım. Hanımlar beyler mutfakta Elif Korkmazel var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? En son yapacağım patlamış mısır, kaşar peynirli patlamış mısır. Ne olur not edin. O kadar yani şimdi patlamış mısırın tarifini mi vereceksin Elif demeyin. Böyle bir şey yok. Hem patlamış mısırı yapma tekniği hem de onu sonradan böyle Anlatın, anlatmayacağım yani Nur. Ay ben alayım çünkü neden... Biliyorum. ...ben alayım diyorum. Ama Sanki çok program... güzel. Ben, ben, Programı ben, ben sunmuyorum. Ben, yedim, ben alayım daha diyorum. Ben daha önce bana yaptıydın. Yani hocam? mucize bir şey. Ben Kaçımayın. sade mısır yapıyorum. Kesinlikle ama bu çok farklı. Patlamış mısır. Ama değişik. Yeşil Bak, biber değişik. var. Kaşar peyniri Aa. var. Ve onu yediğiniz zaman akşam yemek yemenize gerek yok. Evet kaşar peynirli böyle acı biberli patlamış mısır olacak. Tavada kekten sonra olacak. Yani şunu demek istiyor ayrılmazsanız acayip bir de tavada kekimiz var. Evet. Çok güzel. Kaç derecede pişecek? 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişireceğim. Bu Hadi. kadar. de şu kadarcık kaldı. Bunda da yine bir yarım yufka gider bence. Bu arada da tamam. onu yaparım. Onu pişire duralım. Bir yandan da ee, çok az da yağ. Sosu yağlayalım. pişsin. Evet. E, sosuna ne koyduk bir kez daha söyleyelim. Domates salçası koydum. Soğanın suyunu koydum. İsteyen koymayabilir. Hı hı. Tuz, karabiber koydum. Kimyon da konulabilir. Su koydum. Bu kadar. Bir de tereyağı. Hiç un koymaya gerek yok. Yavaş yavaş o piştikçe koyulaşacak. Şipşak kolay Şip şak. beyti hazır. Az sonra tavada portakallı kek için burada olacağız. Ah kek ve tatlı deyince bende akan sular duruyor. Şeker hastaları ekran başındaysanız merak etmeyin. Bugün hem yedireceğiz. Evet hem, hem... şekere hem şekere hem tansiyona korkmadan yiyebilirsiniz. Arkasında var. bizim dediğimizi yapacaksınız. Şimdi geçelim mi? Haydi buyurun. Ne veriyoruz şimdi? Sevgili seyircilerimiz tansiyon hastaları ekran başındaysa. Feridun Hoca'ma kulak verin. Çünkü tansiyonla iyi, çok güzel tarifler var. Az sonra tavada portakallı kek için buradayız. Evet, sizdeyiz. Şimdi kalp damarlarını açan bir çayımız var. Hemen onu bir anlatalım. Bu neler var malzemelerde? Geldim ekrana evet. malzemelerimiz. Hadi bakalım, malzemeler gelsin ekrana. Evet. İki tane iki malzememiz çok, çok var. Çok basit, çok Aa, basit, çok kolay. Bir bardak ama, su, ama iki tutam karabaş otu. Bu bir mucize su. bir mucize. Karabaş otu kalple ilgili sıkıntısı olan da herkesin kullanabileceği, kullanabileceği lavanta girlerden bir bitkimiz. Bu kalp üzerine çok güzel etkisi var. Sakinleştirici, rahatlatıcı, kalp damarlarıyla ilgili açıcı özelliği var. Ne yapıyoruz? Şöyle 4-5 tane karabaş otunu Baş, baş kısmı böyle görüyorsunuz. Bunu bir kabın içine koyacağız. Yaklaşık bir bardak için beş tane diyelim. Diğerine de yani toplam 10 tane kadar şeyin içine suyumuzu koyacağız şimdi. Bu arada ben de Instagram'a bakıyorum. Ee, az önce gösterdiğimiz sebzeyle ilgili dediniz ya bu nedir diye. Ha. Şu tarif bitirdikten sonra bir daha göstereceğiz. Tamam. Gelen mesajlar var. Bezelye diyen var. Eee Hatta şimdi gösterelim mi hocam? Gösterelim. Yaklaşmışlar birazcık. Sevgili seyircim hocam yine böyle enteresan bir sebze getirmiş. Ben taze fasulye dedim. Sizlerden cevaplar geliyor. Sebze mi geliyor. bitki mi? İşte ne diyoruz ne bileyim hocam ne diyor <laughs> bitki mi? <diyeyim>? Her <laughs> şey diyebiliriz. <laughs> sebze ne? mi bitki mi nedir ben e, taze fasulye, <gülüyor> fasulye <gülüyor> dedim. Elif sen ne dedin? Taze fasulye Taze dedim. fasulye dedi. Evet. E, beze de diyen var. Yönetmenin barbunya dedi. E, barbunya diyen kim? Yönetmenim Fatih Hüseyin. Bey. Hüseyin Fatih. Bey. Fatih Barbu... Fatihciğim yemekten ne kadar anladığım buradan belli oldu canım benim. Barbunya ile uzaktan yakından ilgisi yok. Var mı hocam? Hiç. Bak bezelye tamam. Taze fasulye e, bezelye tamam. Bezelye oluyor da barbunya niye olmuyor ya? Hiç <gülüyor> <olsanız> <gülüyor> Olmaz yani. canım barbunya Çok dedik. haksızlık yapıyorsunuz ha. Bakalım ne bilen varsa lütfen yazsın bize olur mu? Küçük hali bu. Bakın küçücük hali bu. Allah Allah. Daha sonra böyle biraz büyüyor. Daha sonra biraz daha büyüyor. Daha sonra biraz daha büyüyor. Hocam ben bildim ne olduğunu. Daha doğrusu ben bilmedim. Ee, sevgili arkadaşımız Tolga Polat bildi şu anda. Öyle mi? <laughs> o en sonuncuyu Var gösterince ya nasıl bildi bizi... Tolga? Kırk e, yıl düşünsem aklıma en gelmez. En sonuncuyu gösterdiğim Bak, için bildi. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez. Bakalım işte. Insi... Ama şimdi söylemeyeceğim. Biraz... A Tolga inanamıyorum. Vallahi 40 yıl düşünsem Ama aklıma e, en gelmez. En sonuncuyu zaten yaptı. Onu göstermeyecek. Uzaktan söylüyor. Anlamadım dedim. Vallahi bildi. Ama evet. bakalım siz de bilecek misiniz? Peki şimdi önce tansiyonun tarifini tamamlayalım. Yok, tansiyon diye özür dilerim kalple ilgili, kalple ilgili bu. Kalbimizle ilgili herkesin rahatça içebileceği şöyle 3-4 tanesini Karabaş otunun başak kısmı bu görüyorsunuz. Lavanta demiştik. Sakinleştirici, rahatlatıcı, kalp çarpısında kalple ilgilisi her türlü sıkıntı kullanılabilecek mucize bir çay. Damar Beş... açan çay mı hocam bu? Kalp damarlarını rahatlatıyor. Kalbin genel ritmini rahatlatıyor. Yaklaşık beş tanesine bir bardak su koyacağız. Yani beş tane ne demek? Şunlardan şöyle beş tane alacağız. Buna bir bardak su koyacağız. Beş tanesi Biz 10 tane koyduk. iki bardak su koyduk. Bir iki dakika kaynatacağız. Bir iki dakika sonra süzeceğiz. Bunu gün boyu içebiliriz. Her saat içebiliriz. Ya benim biraz çarpıntım var galiba. Biraz rahatsızlık hissediyorum diyenler hemen yapsınlar. Tamam. İçtikten en fazla 10 dakika sonra rahatladıklarını hissedecekler. Hı hı. Bir de kalbiyle ilgili çarpıntı olanlar şu noktayı unutmasınlar. Şuraya masajı unutmasınlar. Nur kardeşim. Şöyle kapadık. bakın şuraya masaj çok önemli. Sizi sakinleştirici, tansiyonda da kalpte de hepsinde kullanılabilecek noktayı şöyle tatlı tatlı masaj Hocam geçen gün kızımın başı ağrıyordu. Dedim ki dur hemen ağrı kesici almak yerine. Feridun Hocam bana dedim bir şey öğretti. Hemen şuradaki noktaya bastım. Bolca su içirdim. Bir de nane ya koklattım. Nane mucize. Nane Yarım mucize. saat içerisinde hiçbir şey kalmadı. Bravo, bravo. Yani nane... ağrı kesici almak tamam. yerine bu yolları deneyin. Nane yağını bulamadılar ne yapacaklar? Taze nane yiyebilirler. Taze nane de bulamayacaklar. Herkesin evinde kuru nane var. Bir çay kaşığı kuru nane ağzına alacaklar. Böyle... Çiğneyecekler. Çiğneyecekler. Biraz sonra onun Araması. rayası diyoruz. Aroması hmm. diyoruz. O geçmeye başladıkça hemen rahatladıklarını görecekler. Başarısıyla hemen ilgisi bir konudan konuya geçiyoruz ama onu da kaçırmayalım. Çölü kapı sen bunu biliyorsun esasında sen bana öğretmiştin. Tek burnunu kapatıyoruz. Beş tane nefes alıyoruz böyle. Çok rahatlatan bir şey bu. Özellikle böyle anksiyete, anksiyeteniz varsa. Ona bağlı olun. Yani stres tipi baş ağrılarında. Ondan sonra bir tarafı gene kapattık. Beş tane de gene böyle nefes. Hı. Mesela panik atak geldiği sırada. Yani e, bu o kadar rahatlatan bir şey ki hocam. Bunu mutlaka mutlaka yapın bu nefesi. Çok çok önemli. Her türlü gerilim tipi başarılarında. Senin dediğin gibi panik atakta, strese bağlı sinirlenmede, sıkıntıda çok çok faydalı, başarılarında çok faydalı. Bir tarafı kapayacağız. 5 tane bir tarafı kapayacağız. 5 tane nefes almak çok iyi. Şimdi özür dilerim. Affınıza sığınarak söylüyorum yani. Hani doktor yanında e, reçete veriyormuş Estağfurullah. gibi Estağfurullah. olmayayım da şunu anlatmaya çalışıyorum hani uygulayan biri olarak söylüyorum. Bir, bir şeye çok sinirlendiniz çünkü o da bir psikiyatrın bana tavsiyesiydi. Şimdi hocam da söyleyince denemiş biri olarak söylüyorum çok faydalı. Eşinize sinirlendiniz, çocuğunuza sinirlendiniz. Birisi sizin böyle hani tepenizin tasını attırdı. Hemen nefes çok iyi geliyor. Beş bir tarafa, beş bir tarafa. Bunu da bir iki dakika kaynattık. Bir iki dakika sonra süzdük. Suyunu içeceğiz. Hatta ben bunu kaynatayım müsaade edersen. Peki. Ondan sonra içeriz gösteririz nasıl olduğunu. Çünkü içimi falan çok kolay. Elif'ciğim şunu Kalp bize bir iki dakika açan kaynat, çay yapmış, sonra haber ver, hemen süreceğiz. Şimdi onu tamam. e, kaynamaya bıraktık. Az sonra tekrar mutfağa döneceğiz. Sevgili Elif bize e, tavada portakallı kek yapacak. Bir de çocuklar için genç kardeşlerimiz var şu anda bizi izleyen. Biliyorum sizi çok seviyorum gençler. İyi ki varsınız. Sosyal medyada bazen böyle bizi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. E, ne yapacağız biraz sonra sizler için? E, Mısırlı mı, yok. Ne, Neyi yapacaktık hocam? Evet, mısır ee, artı kaşar peynirli Kaşar peynirli, Çok özel bir karışım. Patlamış mısır. Patlamış mısır yapacağız. Ama mısır yapacağız. öyle bir sıradan bir patlamış mısır değil. Evet, çok güzel olacak. Evet. Şimdi tansiyon hastaları varsa tansiyonunuzu düzenleyen bir formül var. Sevgili Feridun Kuna hocamın yine özel reçetesi. Tansiyon çok yaygın bir hastalık değil mi hocam? Çok. Bizim Türkiye'mizde çok fazla... Bir de genç Dü yaşta, esken yaşlarda vardı. Ileri maalesef öyle ama neden biliyor musun? Beslenmemizi bozduk. Evet. Doğallıktan bozulduk. Ondan dolayı çok etkisi var. Sebze, meyve yemiyoruz. Bir de işin kötüsü ne biliyor musunuz? Bu koronalı dönemde herkes hazır yemeye çok alıştı. Çok. Şimdi normal o tencere yemeklerinden biraz uzaklaştık. Maalesef o iyi bir şey değil. Muhakkak kendimiz gene o tencere yemeklerini yapalım. Çünkü onlarla hazır yemekler farklı oluyor... Onlar damarlarımızın sertliğini arttırıcı şeyler var içinde ona dikkat edelim. Hı hı. Tabii ki yiyiniz, tabii ki dışarıdan da getirttiniz ama buna özellikle dikkat edin. Şimdi çok önemli şeylere başlıyoruz. Çavdardan yararlanacağız. Çavdar bulamayanlar yulaf da bulabilirler. Marketlerde artık hem çavdar hem yulafı bulabiliyorlar. Yaklaşık bir fincan kadar çavdarı bir kabın içine koyduk. Ezilmiş çavdar böyle bir fincan kadar koyduk. Şimdi buna neler devam ediyoruz? 2 su bardağı kadar hünnap. Hünnap bir mucize. Bu da tansiyon düzenleyici, kolesterol düzenleyici, şekeri düzenleyici. Çok önemli bir meyvemiz. Yaklaşık bundan da bir iki su bardağı kadar koyuyoruz. Su bardağının içine bunlar yaklaşık 10 tane 15 tane suyu Onları da koyduk. Şimdi bir enteresan bir mucize daha söyleyeceğiz. Ağaçlarda Öksü otu dediğimiz bir şey var. Elma ağacında da olabilir, diğer şeylerde de olabilir. Oralarda parazit gibi yaşar bu. Öksü otu da mucize bir şekilde tansiyon düşürücü özelliği vardır. Bundan da bir fincan kadar da öksü otunu koyduk. Neler koyduk bir daha sayalım. Yulaf ya da çavdar koyduk. Hünnap koyduk. Öksü, öksü otu koyduk. Ve olmazsa olmazımız bütün tansiyonlarda maydanoz bu karışım bu karışım her türlü inatçı her türlü inatçı tansiyonlarda dahi çok etkili. Buna 6 bardak kadar su koyacağız. Bunu sevgili kardeşlerim şöyle bir 5 dakika kadar kaynatacağız. Hı hı. 5 dakika sonra demlenecek. Göreceksiniz ki bunu suyunu içtiğimizde de gün boyu 2-3 bardak bundan içeceğiz. Mucize bir şekilde tansiyonunuzun nötralize olduğunu, iyi hale geldiğini göreceksiniz. Bunu da beş dakika kaynatalım, 5 dakika süzelim. Peki. Bu aynı şekilde bu kolesterolünüzü de düşür, aklınızda olsun. Şimdi ekran başında beni izleyen çok sevgili büyüklerim, kulağıma fısıldadığınızı duyuyorum. E Ben tansiyona bu kullanıyorum, bunu içebilir miyim diye. Ha, hemen hemen. hocam doktorumuz Harika sizin bir için. Soru, Hiç soru, harika merak bir etmeyin. soru, harika bir soru. Biz kesinlikle ve kesinlikle ilaç kullananlara karışmıyoruz. Bizimki nasıldı? Doktorlarına sormadan bunları yapmasınlar. Hmm. Çünkü hem tansiyonu ne yaparlar, hem bunu yaparlarsa sıkıntı olur. Hı hı. Doktorlarına sorsunlar ona göre. Ama benim hiç ilaç kullanmıyorum, benim tansiyon böyle oynuyor, bir tuhaf oluyor, arada başım ağrıyor, arada iniyor, çıkıyor. Daha ilaç kullanmadım ama ne yapabiliriz diyenlere işte bu karışım bir mucize. Lütfen bunu yapsınlar, İnanılmaz fayda görecekler. Bir daha söylüyorum ilaç kullananlara söylemedik biz bunu. İlaç kullanmayanlar için çok önemli. Eğer eğer ilaç kullanıp da bunu yapacaklarsa olmaz. Çünkü ona göre bedeni alışmıştır. Biz onlara fazla bir şey demiyoruz. Ama ilaç kullanmadan bunu yaparlarsa ben de onlara diyorum ki ilaca gerek kalmadan tansiyonları düşecek görecekler. Çok rahatlayacaklar. Sadece ve sadece hünnap her yerde bulabilecekler. Hı hı. Her türlü baharatçıda bulabilecekler. Çavdar ya da yulaf, öksü otu ve maydanoz suyla kaynatıyoruz. Bir iki. Beş dakika kadar kaynatacağız. Beş dakika kadar demleyeceğiz. süzeceğiz. İsteyenler içine biraz daha limon suyu sıkabilirler. Hı -hı. Tadını yapmak. Çok ben tadı güzel oluyor içinde hünnap olduğu için. Ama beğenmeyenler birazcık bal karıştırabilirler. Ama ben onu çok Hı -hı. tavsiye etmiyorum. Bunu gün boyu iki ya da üç bardak istikleri zaman mükemmel bir şekilde tansiyonlarında düzenlenme olduğunu görecekler. Peki aç tok hocam fark eder mi? Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Aç olduğu zaman daha çabuk etki yapar. Hmm, güzel Boş mideye içtiğiniz zaman çok daha çabuk etki yapar, daha hemen rahatlarsınız. Mesela böyle bir kalktınız, bir tuhaf başınız ağrıyor, şey yapıyor, hissediyorsunuz böyle tansiyonunuz var, hemen bunu yapın, göreceksiniz rahat. Et. Hatta ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum, bunu yapın, dolapta dursun, suyu. Hani yaptık 5 dakika bir sonra süzünüz, suyunu bir cam şişeye koyup dursun dolapta. Baktınız gördünüz sinirlendiniz, ...canınız sıkıldı, tansiyonda bir oynama hissettiniz. Hemen bundan birazcık alın, hafif ısıtın şöyle, hı hı. bir bardak kadar ısıtın, i̇çine, içine birazcık limon koyun, birazcık da bal koyun, için garanti veriyorum, 5 dakika sonra rahatladıklarını hissedecekler, Afiyet beş, şeker dakika sonra. Olsun. Aynen, aynen. beş dakika sonra, aynen, aynen, en fazla 5 dakika. İlaç kullananlar mutlaka doktoruna danışıyorlar. Kesinlikle, Bakın bu kesinlikle, çok kesinlikle. E, özel ve yapılması tamam. gereken bir durum. Doktorunuza mutlaka sormanız gerekiyor. Tamam. Şeker hastaları ekran başında kalın. Çok güzel bir tarifimiz var. E, diz ağrılarınız varsa ay diz ağrıları olanlar mutlaka ekran O kadar güzel bir şey yapacağız ki diz ağrılarına kalsın. bugün evde sözünü kestim özür dilerim. Heyecanlanıyorum hocam. ben biliyorsun. Hayır böyle lütfen buyurun. Bir değişik bir şey anlatacağım zaman çok heyecanlanıyorum. Güzel bir kupa çekeceğiz. Kupayı böyle sırta çekeriz ya bir de dize nasıl çekilir evet. onu göstereceğiz şimdi. Yani diz ağrınıza şifa gibi bir tarif geliyor. Aynen. Hoca hemen aldı. E, tam Kaynamaya götürdüm şey onu karışım, da. Gitti. Hocam, hadi onu biz süzelim. de mutfağa geçelim. Onu Çünkü sevgili onu Elif Korkmazel mutfağın kraliçesi. Şipşak, Şipşak. <laughs> tavada dakikalar içerisinde kek yapacak. Tavada kek nasıl olur diyor musunuz? E Hadi gelin birlikte görelim o zaman. Hadi o zaman yapıyorum. Ocağın altını yakacağım. Tavanın altını yaktım. Bu arada hocam siz süzüyorsunuz Ben şu karabaş herhalde. otunu hemen bir süzüvereyim tamam. göstereyim. Bakın karabaş otunu 1-2 dakika kaynatmıştık. Kalp sağlığı açısından çok önemliydi. Bundan gün boyu içebilirsiniz. Kozalak gibi koktu sanki. Nefes açıcı özelliği de var. Çok rahatlatıcı özelliği var. <laughs> Hocam. Ne Deneyeceğim. <laughs> bu arada Aa, ben... Aa ne güzel. Aynen öyle. Tavaya güzel yağ kokan. koydum. Müthiş bir koku. Ha Bu arada keki Evet. Tamam ben sustum. <laughs> e, ama bu tarif şifa. Aynen Bizden mi? size tavsiye. Tavsiye biraz soğusun deneriz hocam. Tamam. Çok a, 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 Bak çok ilginç a, 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 bir kek yapıyoruz. Gel gel keke gel. Sıvı yağ tavaya girdi. İçine de böyle çok özür dileyerek şunu şu tarafa alabiliyor muyum? Ya da çok şuraya alabiliyor muyum onu? Ya da bunu böyle alayım, bunu Heh. böyle alayım hocam? Ya yine taca yaptım. attılar sevgili seyirciler. Ya olurum <laughs> <laughs> hocam. Hocam Şimdi... hamur yok ya o yüzden mutfakta. Evet. Sizi taca atar mıyız hiç biz? Bu nefis bir Aa, tatlı oluyor. Şimdi tavada kek yapıyoruz ve çok ilginç bir yöntemle yapıyoruz. Sıvı yağ, tereyağı da kullanabilirsiniz ha, ama ben, ben onu sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağın yerine tereyağı daha sağlıklı olur mu diye soracaktım. Olabilir hocam. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Hatta bir parça beytiden kalmıştı İsterseniz koyabilirim. Ama sıvı yağ da oluyor. Gerçekten süper oluyor. Bunu böyle mi alayım? Yok. Tamam orada kalabilir. İyi mi? Tabii tabii. Tamam. O kaynasın hocam. O tamam. ağır kaynaması lazım. İyice Sos olacak. o. Şimdi burada nefis bir asla çikolata sosu gibi bir şey yapıyoruz. Henüz içinde şeker yok, tamam mı? Ama şekeri buraya koymayacağım. Neden? Çünkü şekeri burada yumurta ile beraber hemen evet. çırpacağım. Çok ilginç, çok değişik bir yapılma yöntemi. Allah Allah. Evet. Tavada, tavada 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 portakallı çikolatalı kek. Aynen öyle. Tava e yoksa. bugün benim gönlümü fethettin. <laughs> bir de bir de yumurta kabuklarını atmayalım, misin? bir atmayalım Tabii. şunu. Aa. Ben araya giriyorum, beni affedin ama kaçırmak istemiyorum bu fırsatı. Elif kardeşim daha önce bir de bilir. Aa evet, içinde zarları vardı. zarını aldık böyle. Evet. Zarını ne yapıyoruz? Diyelim ki ekleminizde ağrı var, el bileğini ağrıyor. Nur kardeşim gel, sen de göstereyim ya da Elif de göstereyim. Ağrıyan yerinize bakın iç kısmını gelecek şekilde yapıştırdınız. Allah Allah. Eklem ağrılarına mükemmel iyi geliyor. Yumurtanın zarı. Dizime Zaten de sürebilir miyim? Dize de çok önemli ama iç kısmını süreceksin. Onu da anlamak için kabuğu dışarıda olacak şekilde yapın. Aa, çok ilginç ya. Gerçekten. Biraz sonra dizarlar için formülümüz var. Ama önce evet. şu kekimizi bir tavaya atalım. Ondan sonra o pişerken onun o güzel kokusuyla <laughs> stüdyomuz şenlensin. Aman ya Rabbim çok. Benim gibi kek sevenler varsa parmak kaldırsın. Ben, ben, ben <laughs> bayılıyorum. bir de çikolata olunca var ya keyfin neşem da, iki kat daha artıyor. Ben bir de portakallı çikolatayı çok seviyorum. Yok çırptım çırptım. Şimdi burada yumurtayı ve şekeri Kadın bir burada <gülüyor> <gülüyor> ya Elif'i genel görür müsün Hüseyin'cim? Bak, bak ben çekildim bakar mısın ya? Aa. Ya ama ne var bir şey yapmıyorum. Maşallah kadına nazarım değecek. Maşallah maşallah <laughs> maşallah. Bir ada çayı kaynatayım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Sen kem gözlüsün ya yani. diyorsun yani bana sağ <laughs> <laughs> Yok canım. estağfurullah. <laughs> Şimdi yumurtayı şekerle çırptım tamam mı? Burada da sıvı yağ vardı. Sıvı yağın içine kakao koydum, çikolata koydum. Amacım burada eritmek yani bunu. İsteyen benmari ürsülü de eritebilir. Böyle güzelce çikolatalı yağ karışımını yumurtalı şekerli karışımın içine koyuyorum. Portakal kabuğu koyacağım. Ama bir de burada bir şey yapacağım. Şimdi keki yapacağım. Tavayı sıyırabiliyor muyuz? <laughs> Hayır. Tavayı sıyırma. Çünkü bana lazım. <laughs> bak. Aa! Bak. Aa, 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 aa! Bak. Bak. Şöyle bir kek gördün mü hiç? Tavanın dibinde olacak bu. Gerçek... Elif ne yaptın Elif? In? Ya valla çok güzel oluyor bu gerçekten. Hayatımda en çok sevdiğim keklerden bir tanesi. Bunu normalde hani tavada yapmayacağım ben. Ee, kek kalıbında yapacağım diyorsanız yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Hocam şu, şunu çıkarttım. Tabii tabii. Ay pardon. Şimdi... Sonrasında ne yapıyoruz? Hemen güzelce buradaki karışımı çırpıyorum. Yumurta, 3 yumurta koydum, şekeri koydum ve tavada erittiğim kakao ve çikolata sıvı yağ var. Şimdi artık içine normal kek yapar gibi süt, un, kabartma tozu, vanilya koyacağız. İsteyen portakal kabuğu rendesi, daha da portakallı olsun diye hatta içine birazcık portakal suyu, nasıl istiyorsanız. Çok güzel bir karışım olacak. Ondan sonra bu karışımı tavadaki portakalların üzerine koyacağım. Kapağını kapatacağım. Hop diye her şey hazır. Peki Elif, bir şey soracağım. Mesela bazıları ya yani damak zevkidir ya bu. portakallı kek yemeyebilir. Bunu sade yapabilirler mi? Tabii Alternatif ki. ne sunabiliriz onlara? Mesela kakao'lu değil de sadece ...meyveli yapabilirler. Frambuazlı, orman meyveli koyabilirler, yapabilirler. Çilek koyabilirler. Hmm. Şeftaliyle yazın, Şef, şeftaliyle ooo. acayip güzel oluyor. Hani mesela sadece. sadece kakaolu yaptığımız zaman... ...portakal koymasak da olur, olur mu? Olur tabii ki. Ben sadece portakallı çikolatanın... ...uyumunu çok sevdiğim için çok yaptım. Seviyorum Bir de böyle tavada de. gerçekten çok güzel oluyor. Yani şöyle. Gördün mü? Portakalları çevirecek miyiz öyle mi kalacak? Çevirmeyeceğim öyle kalacak. Aa. aa. Evet. Şimdi. Şahane kadın. Şahane. Şimdi buraya birazcık su alacağım Nurcu. Senin oturduğun yerde yan binada falan yan komşuların falan yaşıyordur. Ya. yer varsa <laughs> bana bir daire bulursan taşınmak isterim yerim başına. Deme. <laughs> Şimdi, ne koyalım ha. Çok az su. Ben her yaptığım keke bir çay bardağı kadar su koyarım daha Neden? pufidik pufidik olsun diye kek ha. yumuşak olsun diye. Hocamın dediği gibi isteyen tereyağı koyabilir. Peki ama bir şey soracağım süt kattık içine onu yumuşak kılmıyor mu? E, süt de yumuşak kılar ama mutlaka birazcık şöyle su koyarım. Şöyle azıcık su koyarım yani mutlaka. Ne kadar mesela bir kahve fincanı kadar mı? Bir kahve fincanı bazen hani kıvama göre değişebiliyor. Bir çay bardağı da olabiliyor. Gerçekten çok güzel oluyor böyle. Evet şimdi unu da koyduk kabartma tozunu da koyduk. Haydi şimdi tavanın içine koyma vakti geldi. Döküyorum hazır mısınız? Altını açıyorum muyuz? Vallahi ben altını? sonsuz hazırım. <laughs> Hoppa. Bak. Portakallarla çikolatalı, çikolatalı nefis bir kekin. kekin. Üstelik tavada. İ e nasıl pişecek bunun içi dışı? Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ama bunu yani show yapma Elif. Kek kalıbında pişirseni diyenler varsa kek kalıbında da pişirebilirler. Ama kek kalıbını o zaman mutlaka yağlayıp unlayabilirler. Ya ama şu var bir şey söyleyeceğim. Bazen fırın olmayabiliyor. Biliyor musun? Ba bir de bak. bazen fırın birçok insana Ekonomik gelmiyor. Şimdi fırını çalıştıracağım aynen. da 40 saat e, Fırın içindeki de. tepsileri çıkartacaksın ha, da aynen. <laughs> yan tarafa koyacaksın ha. da boş boşuna elektrik Senin yakacaksın. Senin de var fırınında tepsiler? Var. Ya onları koyacak bir yer niye bulamıyoruz? <laughs> ya fırın içerisinde tepsiler var ve ben gerçekten fırın içerisinde tepsilerden üşendiğim için fırında bir şey yapmak istemiyorum Vallahi 100 gram bitter çikolata, bir paket kabartma tozu bir paket vanilya, bir su bardağı un, iki adet portakal, zaten şu anda ekranda var, evet. üç yumurta, bir su bardağı şeker, dört çorba kaşığı kakao, bir çay bardağı sıvı yağ, iki e çay bardağı süt ve evet. bir güzel Biraz harmanladık. Tavaya döktük. Şimdi tavayı kısık ateşe alacağım Nurcu'm. Bak. Ne kadar, ne kadar kısık da İyiyim. pişirdiğimizi bir görelim. Ya, Bak şöyle, hop kaldırayım. Hocam birazcık kısarsanız, şu kısılıyor mu? bu Kısım kadar son. şimdilik bu kadar yeter evet. biraz şöyle kabarsın sonra kapağını kapatacaksınız güzelce kabaracak ondan sonra ara ara bakabilirsiniz ay oluyor mu olmuyor mu gerçekten falan diye birazcık böyle sufle kıvamında isteyenler daha az pişirebilir <laughs> ay, hiç... hani içinden çikolatalar böyle aksın diyorsanız daha az bizim öyle olabilir mi ha, öyle olabilir. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle sufle kıvamında evet ay, sonrasında <laughs> da gerçekten bunu ben bazen Kadehlerde ya da böyle kuplarda, bardaklarda servis yapıyorum. Kaşıkla alıyorum servisi. Bazen hani kekin dibi yapışıyor bazen. Hı -hı. Ee, onun için böyle kaşıkla alıp servis yapıyorum. Yanına da dondurma. Böyle bir şey yok. Çok güzel oluyor. Damak çatlatır. Damak çatlatır. Beytiye de bakalım bu kokusu gelmeye Hadi başladı. Hadi bakalım. Beytinin sosu burada bak. Dikkat edersen yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Hiç içine un koymadık. Bu suyunu çekinceye kadar kısık ateşte böyle pişecek. Bu program sonuna kadar zaten tıkır 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 piştiği anda... Açıyorum kapağı. Bak 1-2-3. Bak bak bak. bak. Oo. Ay ay ay. Vay vay vay. Ay 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 çatlasın düşmanlar. Şu an olmuş gibi. Ay, ama çok güzel. birazcık daha kızarsın istiyorsanız. Bence şu an oldu ama e, böyle 5 dakika daha tutmak istiyorum ben. İstersen çıkartabilirim de. Ben patşe. Burada şef patron sensin. Peki o zaman <laughs> şöyle yapalım. Birazdan çıkartalım. Ee, biraz sonra da mısırlı, şahane bir patlamış mısır. Patlamış Kaşar peynirli. Kaşar Anlaşık peynirli. Hiç olmadığımız bir şey biberli. olduğu içinse aklında da tutamıyor vallahi bak. Evet valla. Patlamış... Kaşar peynirli patlamış mısır. Kaşar peynirli patlamış mısır yapacağız. Bu sizin bildiğiniz mısırlardan değil. değil. Evde böyle ben gibi böyle sade bir mısır yapıyorsanız bu akşam Evde şenlik var. Oh. Dizilerinizi izlerken bu akşam sizin izlediğiniz diziye e, peynirli patlamış mısır eşlik etsin. Az sonra onun tarifi gelecek. Valla şahanesin. Kekimiz pişsin, beytimiz pişsin, evet. patlamış mısır için az sonra buradayız. Hadi Feridun bakalım. hocam, geliyoruz yanınıza. Hadi buyurun. Diz ağrıları olanlar varsa, hadi buyurun. Feridun hadi hocam. Bakalım. Diz ağrılarımızı geçirecek tarif veriyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bu arada hocam bakayım mı ee, sevgili Şöyle takipçilerimiz. Koltuğa otursak da bakalım bakalım koltuğa otursak Ne yazmış? Araka diye ne olmuş bahsettiğimiz... Feridun Hocam bunu gösterdi. Bu nedir diye sordu. Bezelye diyen oldu. Araka diyen oldu. Neredeyiz arkadaşlar bunu? Ee, ben taze fasulye dedim. Ee, Nur ablacığım hocanın seyirciye gösterdiği o bezelye ee, akasya ağacının meyvesi sayılır. On tanesinde görürsünüz e, diyenler var. Ee, Nurcum çıkartamadım. Allah aşkına söyleyin. İlk hali bu, ilk hali bu. Sonra büyümüş böyle olmuş. Va aa. Hocam çok güzel, çok güzel. Ama hep genelde şey akasya ağacı diyorlar. Onun meyvesi. Vallahi bak şimdiye kadar bir tek. Ekip arkadaşlarımızdan sevgili Tolga Polat bildi. Cevabı da az sonra Tolga'dan alacağım. Öyle mi? Tamam. <laughs> Hayır nasıl bildiğini merak ediyorum Tolga'nın. Yani hiçbirimiz bunu Bence tahmin edemedik. Bence bahçesinde vardır da oradan bilmiştir. E hocam, Yoksa soracağım. pek bilinecek bir şey değil. Soracağım şimdi var sırada. Şimdi çok değişik evde kolayca yapabileceğimiz bir tedavi yapıyoruz. Ne eklem ağrıları yani diz ağrıları olanlar buyursunlar gelsinler çok güzel bir şey yapacağız şimdi size. Evet. Evet. Nur kardeşim, sen de buyur istersen. Bu Hemen geliyorum hocam. Yan Hemen diz tedavisi yapıyoruz. Dizin genelde ağrılar daima şöyle iç kısmında oluyor, tam şöyle iç kısmında oluyor. Biz de şimdi bu iç kısmına yönelik bir şey yapacağız. Ne yapacağımızı gösteriyorum. Burada bir kupa tedavisi, denilen bir tedavi yapacağız. Biz kupa tedavisi Hocam tedaviye geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Tabii. Dizimizin orası niye ağrır? Genelde eklemin iç kısmı daha çok yük alır da ondan ağrır. Yani genelde dizimizin iç kısmı da olur ağrılar. Bir süre sonra burada böyle şişkinlik meydana gelir. Hı hı. Biz mesela buraya önce birazcık Oraya varsa elinizde birazcık zeytinyağı ve limon sürüyoruz. Ya da ozon yağı sürüyoruz. Ya da kantoronlu ozon yağı sürüyoruz birazcık böyle. Bakın bu orayı kanlanmasını sağlayacak çok önemli bir basit bir karışım. Nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Diz ağrılarını gidermenin yöntemini hocam evet, anlatıyor bize. Basit, Biraz kolay sonra bir da şeker hastaları için çok güzel bir karışım vereceğiz. Az sonra mutfağımızda peynirli, e, mısırlı... Peynirli mısır yapacağız. Patlamış mısır. Ay program bitene kadar öğrenemedim. Bir de biber var içerisinde. Hazırlıklar tamamlanıyor. Bakın kupa kupamız olduğu Mikrofon zaman. Mikrofon da alalım mı Emine? Mikrofon alalım hemen. Biz kupa tedavisini böyle yapıyoruz dizlerde. Bakın kupamızı Ama koyduk. Ama siz bunu tabii profesyonel olarak yapıyorsunuz Aynen değil mi öyle, hocam? böyle yapıyorsunuz. Ama ben size şimdi profesyonel değil de nasıl olacağını da göstereceğim. Bakın şöyle bir daha yapalım. Klasik soruyu soruyorum. Klasik. Acı var mı acı? Yok, hiç acı hissetmiyorum. Hiç şey hissetmiyor musunuz? Yok, şu an? hayır. Baya böyle bir kırmızı bir şey oluyor. Kan topluyor gibi oluyor. Yok, Şimdi hayır yok. herhangi bir acı yok. Şimdi bunu biz normalde kendi kliniğimizde böyle yapıyoruz. Ama siz evde ne yapacaksınız? Şimdi onu gösterelim. Yalnız, yardımcı olayım mı evet, hocam ben? Birazcık de. yardımcı olacaksın ufak kardeşim. Yalnız bunun için tabii düz yerde yapmanız lazım. Şöyle divan gibi bir yerde yapmanız lazım. Hafif birazcık daha çevir. Heh. Tam dizimizin o bölgesine bir uygulama, değişik bir uygulama yapacağız. Onu güzelce şimdi bir daha anlatıyorum. Bir kere diziniz düz olacak. Kıvrık durmayacak. E, bunu bu yaptığınızı dizimizde uyguladığımız gibi belimizde de mi Tabii, belde de uygulanabilir. Önümüzdeki hafta belde de yaparız, Peki, onu da gösteririz. E, mesela bel fıtığımız varsa da uygulayabiliyor muyuz Çok bunu? Çok rahat uygulayabiliriz. Herhangi bir yan etkisi var mı? Hiçbir yan etkisi yok. yok. Sadece burada kocaman bir damar varsa onun üstüne yapmayınız. Hmm. <laughs> Bakın en önemli nokta bu. biraz daha Hocamın dönüşürüm. tam gösterdiği Kalsadan noktada çıkalım. çok önemli tamam. büyük ve geniş bir damar varsa o damarın üzerine üstüne yapmıyoruz. Yap. <laughs> ee, yap. Eğer damar yoksa sadece diz çevresinde bir ağrı varsa bel çevresinde ağrı varsa bunu uygulayabiliyoruz. Bir patatese böyle kibriti bastık. Şöyle kendi kalın kenarlı bir bardak aldık. Şimdi onu getireceğiz. Bakın kibrit yanarken bunu getireceğiz. Böyle koyacağız. Aa. Nasıl çekiyor alttan görüyor musunuz? Bakın. Fark ettin mi? Fark etmez mi evet. miyim hocam? Kamerada da çok güzel gösterdiler. Bak ondan sonra burayı böyle böyle, böyle gezdiriyoruz. Kanlanmayı arttırıyoruz. Bir daha bir uygulayalım istersen. Peki nasıl acı olmuyor hocam orada? Baya böyle şey bardağın altında et Soralım toplanıyor. Soralım bir daha ama öyle değil tatlı bir şey olur. Oraya kan toplandığı için aksine bir rahatlama bile olur. Tam şöyle yan dön. Ee, bunu tam dizin iç kısmına yapıyorsunuz. İç kısmı yani etli kısmına yapabilirsiniz. Direkt kemik kısmına yapamazsınız. Ona dikkat edeceksiniz. Yani şuralarda olmaz. Yani tam, ya da küçük bir bardakta olur. Anladım. Tam böyle bir barda şöyle tutabileceği bir yerde olması lazım. Etli Ama... kısmına yapıp Etli oradaki kısmına e, hareketi mi sağlıyorsunuz? Kan dolaşımını arttırıyoruz. Orada kan dolaşımını arttırıyoruz. Bakın çok enteresan. Şimdi yakından heh. Şunu şöyle yapabilirsek hocam tamam, çok daha net edeyim. görecekler. Tamam. Bakın hemen nasıl topluyor bacak. Aa aa aa. A i̇nanılır gibi değil. İşte bu oradaki kupa tedavisi diyoruz buraya. Oraya kan dolaşımı hızlandırıyor. Bizim şu aletle yaptığımızı, şu aletle yaptığımızı siz evde yapabilirsiniz. Siz böyle büyük bardakta değil küçük bardakla da yapabilirsiniz bunu. O bölgenin kanlanmasını arttırıyorsun. Bakın böyle böyle gezdirdiğiniz zaman da çok mükemmel bir rahatlama elde edersiniz. Kan dolaşımı hızlandırırsınız. Bunun olur. acı ağrısızı yok. Sor <laughs> hocam Halep orada arşın burada Yok mu Yani herhangi bir acı yok Aksine rahatlama hissi veriyor Masaj yapılıyormuş gibi oluyor Masaj etkisi gibi Masaj etkisi oluyor evet <laughs> Hocam çok tatlısınız Sor sor bak burada <laughs> Özür dilerim <laughs> Tamam şimdi peki böyle yaptık Bitti mi bitmedi Ne yapacağız En önemli kısmı neydi Şimdi bunu yaptık Bundan sonra Bir fincan Ay ben şok bak burada kaldım <gülüyor> Ne <gülüyor> bir, yapacağız Bir, hocam, fi, bir fincanın yarısına Bir fincanın yarısına limon suyu yarısına da zeytinyağı koyuyoruz. Bu kupayı yaptık. Burasının kanlanmasını arttırıp Bak şöyle açarsak gösterelim. Bakın kardeşlerim. Diğer yerlere göre nasıl kızardı burası? Kan dolaşım evet. çok arttı. İşte diyoruz ki buraya şimdi bir de zeytinyağıyla wow. zeytinyağıdan limonu sürelim böyle güzelce dairesel hareketlerle. Sonra şimdi size bir hareketler göstereyim... Nasıl? O hareketleri beraberce bir yapalım bak şöyle. Oturduğunuz yerde bu hareketler. <laughs> Durduğunuz yerde yapıyoruz beraberce yapalım önce kupamızı yaptık oranı kanlandırdık üstüne zeytinyağı limon sürdük sonra bu hareketleri yaparsak eklem iyice açılıyor neden önce oraya kanı toplattık kandan sonra oradaki dolaşımı hızlandırıcı hareketlere geçiyoruz şimdi bunda iyice ayağımızı uzatacağız kendimize doğru çekeceğiz olduğumuz yerde böyle kaldır indir hareketler yapacağız ne kadar çok yapabilirsek bu hareketler o kadar önemli. Bu hareketi yaparken ayağı kendinize doğru çekmek çok önemli. Hı hı. Bakın bu hareketler yaptıkça eklemlerimizin sertleştiğini, güçlendiğini hissediyoruz. Bu eklemler kan dolaşımı geldikçe, eklemler canlandıkça göreceksiniz ki çok rahatlama olur. Bir de içe dış hareketler yapalım böyle. Daire hareketleri yapalım. Bunları Ter kaç kez tekrarlamak gerekiyor? Bunu oturduğunuz yerde en az 15-20 sefer yapınız. Bu kupa yapmasanız da yapınız bu hareketleri. Kupa ne yaptı orada? Kan dolaşımı hızlandırdı. Her an her kupa yapmaya gerek yok. Ama Nur Hanım ne yapıyor? Elif Hanım ne yapıyor? Doktor Feridun Kunak ne anlatıyor derken... ...şöyle şöyle yapabilirsiniz. Valla Elif Hanım ne yapsın hocam? Beş dakikada şipşak tavada kek yapıyor. Üç dakika içerisinde beyti yapıyor. Göstereyim mi Nur? ya göster Açıyor Elif <laughs> Açıyorum Pişti bak. Pişti değil mi? Bak nasıl kabardı. Yok artık. Gördün mü bak bak. Mesela senin istediğin yumuşaklık bu kıvamda mı? Eğer öyleyse bu kıvamda alıp yanına dondurmayı işte bitti. Ama birazcık daha pişsin. Vallahi şahane kadın. Ellerine sağlık Elif'ciğim. Aynen. Vallahi benim diz hareketleri güme gitti öyle güzel <laughs> <laughs> Hocam olur mu sizin diz hareketiniz niye güme gitsin? Sadece hocamı ver Hüseyin. Biz yokuz Yok, ekranda. Yok beni ver mi? Genel ver. Genel, genel. Hayır hocamı ver. Bak. <laughs> Hocam özürüm. şu anda beyaz kaldır, TV ekranında indir, sizi kaldır, herkes indir. sizi izliyor. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, tamam keki yiyin de bu dizarlardan da kurtulun. Onun için de böyle yapmanız lazım. Kaldır indir yaptık, içe dışa yaptık, daire hareketler yaptık, ters daire yaptık, kapataç, kapataç, kapataç. Ne kadar çok Hah! Güzel bir laf söyledi. Çatı çuturlar o kadar önemli değil. Çatır çutur artı ağrı varsa o iyi değil Elif kardeşim. Ağrı yoksa çatır çuturlar yaptıkça açılacak. Bak, şu an bile çutur çutur çatır çutur yapıyor. Çatır çutur çutur. Hocam Elif'in e buraya gelmesi lazım. Siz göremiyoruz orada. Heh. Gel. Görüyor musunuz? Gel keke bakarlar. <laughs> ay, ay, ay ay ay. Hocam bu. kek yanacak. <laughs> Tabii kek daha önemli. Bakın, Otur bir dakika. Mesela dizlerimden merdiven çıkamıyorum anneciğim. hocam. Doktora gelmiş gibiyim Nur. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Nasıl çatır çutur ediyor. Evet sevgili seyircilerim evet. hakikaten Elif önemliymiş. Yuh olsun, kutur, kutur. Bana da yuh olsun bu kadar arkadaşım, kardeşim. Ben dizini tedavi edememişim. <laughs> Çocuklar programdan sonra Elif Hanım'a bir kremimizden hediye edeceğiz. Onu buraya <gülüyor> sürmesini <gülüyor> <gülüyor> ve egzersiz yapmasını öğreteceğiz. Nasıl egzersiz yapacaktık? Çek ayağını kendine doğru çek. Evet. Kaldır indir. Pardon. Hocam çok ayağımın altını göstermek istemem ekrana. Şöyle yapayım ben anlarım evde yaparım onu. Peki hadi Evde yaparım onu. Tamam. Programdan sonra alacağım bilgileri. Tamam, <laughs> Elif geçmiş olsun canım. Ya Peki, benim hep öyledir. Peki pe pe niye hocam mesela Elif'in yaşı genç, mesela ileri yaşta yapıyorum. Biraz ırsiyet görüyorum. faktörlü. Irsi. Annem baban nasıldı abi? Onlar da öyle. Ben bende mesela varisler de çok fazladır. Ha. Sen biliyor musun? Ben 18 yaşındayken bir fizyoterapist bana ne dedi biliyor musunuz? Siz ne yaptınız dedi? Bir kaza mı geçirdiniz dedi? Ben böyle şok, ağlayacağım neredeyse. Niye? 60 yaşındaki bir insanın kemik yapısına sahipsiniz dedi. Böyle o da şey abartmış olabilir. canım Vallahi biraz. Vallahi hocam ya aldım ya. Seni çok söylemiş yok öyle o kadar da değil canım. Hayatım, Ama... eğer sen öyleysen bu enerji bu enerjiyle böyleysen yani eğer onlar olmasa sen ne olursun bilmiyorum, olur. bilmiyorum yani. Harika kadın. Harika kadın. Peki hocam bu hareketleri pek mesela e, yaptığımız zaman ne kadar sürede düzelme sağlar? Düzenli Hemen anlatıyorum. Yaptığımızda... Daha bunu yapar yapmaz bu kupaları yapar yapmaz ilk haftadan itibaren rahatlama başlar. Hı hı. Rahatlama başlar. Ama bir içinde eğer her gün bir 15 dakikalarını 20 dakikalar ayırırlarsa o diz kurtulur. Elif mesela bu hareketleri yapsın şimdi. Önümüzdeki bir daha bir programa soralım inşallah kesinlikle ve kesinlikle rahatlama hissedecektir. Hocam siz şahane bir ortopedistsiniz aslında. Estağfurullah, yani niye ol. aslında diyorum? Genelde Ferit hoca'yı biz hep böyle bir özel bitki karışımları yaparken görüyoruz. Aslında hocam, e, yani bilenler biliyorlar, bilmeyenler için söylüyorum. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Evet. Aynı zamanda spor hekimi. Çok uzun süre 20 yıl milli takım doktor, Futbol Federasyonu doktorluğu yaptım. Göbek nasıl erir hocam? Göbek için çok güzel hareketlerimiz var. Göbek ha. kolay. Göbek için çok kolay basit bir şey söyleyeyim. Her gün <laughs> akşam Elif. Evet. Bunu sen de çok iyi onaylarsın. 3 çorba kaşığı yoğurt. İçine bir tatlı kaşığı elma sirkesi. Tamam. Bir tatlı kaşığı sumak, Peki. bir tatlı kaşığı pul biber. Müthiş. Hatta varsa enize bir de toz çörek otu koyunuz, karıştırın. Karıştır. Akşam yatarken bunu yiyiniz. Of, of, of. Metabolizmayı hızlandırarak ...kilo vermeye yardımcı olur. Canlarım size niye bu tarifi aldım? Çünkü beytimiz fırından çıkıyor, onu soslayacağız. Biliyorum ki iştahınız kabaracak. Çünkü görüntüye bakar mısınız? Oh, <laughs> siz bunu korkmadan of. yiyiniz. Çünkü program sonunda size... ...bununla ilgili aldığınız kalori... ...yakıcı çok önemli bir şey anlatacağız. Evet, beytimiz fırından çıkıyor. Dakikalar içerisinde. Hadi gelin mutfağa gidelim. Gelin, gelin, gelin. Ben kapatırdım. Kapattım. <laughs> Ay çok güzel olmamış mı evet, hocam ya? Evet süper oldu. Ah koku. Olmaz böyle bir mucize. Koku yıkılsın. Evet bak şimdi hemen şöyle Allah'tan altına yağ sürmüşüz. Yoksa var ya katır kutur katır kutur. Şöyle. Evet orada sosu da çok güzel oldu. Şimdi üzerine de sosunu dökeceğiz. Ve sonra da birazcık tereyağı dökeceğiz. Acayip güzel olacak. Birazcık ben böyle kıtır kıtır sevdiğim için azıcık fırında fırın derecesini yükselttim. Ama isteyen hani daha az pişirebilir. Aa, Onun çok için... güzel kokuyor. Nasıl? Nasılın cevabı bende şu anda <gülüyor> <gülüyor> yok. yok. <laughs> o zaman enfes. Gerçekten harika oldu. Dur Yıkılsın. Da. Hemen üstüne sosunu ya, getireceğim. Çok özür dilemiş gitmek istemem ama çok küçük minicik bir reklam aramız var. Bak, şunu dökeyim öyle o zaman. Hocam o yağı da getirin. ...oh yoğurdunu, sosunu, hepsini of, reklamdan sonra of, da göstereceğim ama. Of, of, Vallahi. Of, of diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> ...beytimiz hazır. Tavada kekimiz pişiyor. Bir de az sonra peynirli mısır patlatacağız. İçerisine biber de olacak. E şeker hastaları da ekran başında. Onlar için de özel tarifimiz var. Canlarım az sonra geliyoruz. Tereyağı da şöyle üzerine gelsin. Oo. Az sonra buradayız. Sevgili seyircilerimiz burada harika kokular var burnumuza gelen. Evde yap, yaparsanız eğer aynı lezzeti, aynı tadı, aynı kokuyu siz de alacaksınız. Kolay beytimiz hazırlandı. E, tavada kolay kekimiz pişmek üzere. Az sonra mutfağımıza gideceğiz. Elif Korkmazel bize... Bu akşam, bu akşam e, biliyorsunuz her akşam mutlaka birçok dizi var. Dizilerinize eşlik edecek yani dizi izlerken böyle çıt çıt böyle o dizinin <laughs> heyecanıyla yiyeceğiniz şahane bir mısır yapacak sevgili Elif. Biberli ve kaşar peynirli. Kaşar <laughs> biberli patlamış mısır. Az sonra geliyoruz Elif'çim, yanındayız. Tamam Ama onun öncesinde sevgili Feruzun Hocam bize özel bir karışım yapacak bel ve diz ağrıları için. Evet. Ağrılarınızı dindirmenize yardımcı olacak bu karışım. Çok basit, çok kolay bir karışım. Şaşırtıcı şekilde rahatlatıcı özelliği var. Yaklaşık iki bardak su koyacağız bir kabın içine. Şöyle yapalım. İki bardak su koyacağız bir kabın içine. Kendiniz de bulabilirsiniz. Bir meşe ağaçları vardır. Meşe ağaçlarının kabukları vardır meşe ağacı kabuğu baharatçınızdan da bulabilirsiniz hı -hı, ama hı -hı. varsa şöyle kabuk kısmında şöyle iki parçada meşe kabuğunu suyun içine atacağız. Neden? Baharatçıdan ne diye isteyeceğiz hocam? Meşe mı? kabuğu diyeceğiz. Meşe kabuğu. Bunu yaklaşık beş dakika kadar kaynatacağız. Bu biraz daha fazla kaynayacak. Neden? fazla kaynayacak? odun olduğu için yani hı -hı. sert olduğu için. Hatta 10-15 dakika kadar kaynayabilir ama biz 5 dakika kadar diyoruz. Bunu kaynatacağız. Ne var bunun içinde biliyor musunuz? Tıbbi ismi salisilik asit var. Hı hı. piyasada ismiyle bir hap şeklinde de var. Bu salisilik asit etkisiyle sizin eklemlerinizdeki kan dolaşımı hızlandırıp, hı hı. sizde rahatlama elde edecek, ağrıları dindirecek güzel bir karışım. Bunu kaynattık, süzdük, suyunu içeceğiz, ağrıyan yere de sürebileceğiz. Suyunu. Ha, hem, hem içeceğiz hem, hem süreceğiz. 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 Harika. Ne kadar kaynattık? 5-10 dakika kadar. Kaynattık, süzeceğiz. Süzdükten sonra ağrıyan yere sürebiliriz ve içebiliriz. Ha bir de ne yapacağız oraya? zeytinyağı ve limon. Bir fincanın içine yarısına zeytinyağı, yarısına hı -hı. limon. Eğer bulabilirseniz ozon yağı olabilir, daha iyi. Bulamayanlar kantaron yağ yapanlar ya, var. Hı -hı. Onlar olabilir. O da bulamayanlar sadece zeytinyağı ve limonu karıştırıp ağrıyan bölgeye bu karışımdan sonra bir de onu yapsınlar. Mükemmel bir rahatlama elde evet. edecekler eklemleri bitki için. Bitki çayları yaparken sizden bir şey öğrendik burada. Yaprak olan bitki çaylarını hemen ee böyle Bir fokur fokur kaynatmanıza gerek yok 1 iki dakika. dakika. Ama böyle odunsu, odun, su. yani şöyle böyle gösterelim. kök bitki ise evet. şöyle kök bitki ise e, bunu ne yapıyorsunuz 5 dakika falan Beş dakikadan daha fazla hatta on beş dakika kadar kaynatıyor. kalın olursa daha fazla da kaynatıyor. Bu arada sevgili hocam bilen çıktı mı? Çıktı. Benim seyircim de çok akıllı. Bence de. Vallahi çok akıllı. Bunu Bence bilen de. çıktı. O zaman kime söylettireyim bunu? Vallahi Kim seyirci söylesin? de bildi. <laughs> hani kardeşimize soracak. Ekibimizde ilk bilen Tolga'ya mikrofon götürebilir misin? Oraya görebiliyor muyuz Tolga? Tamam. Tolga'ya mikrofon götürelim. Çünkü ilk bilen ekibimizden sevgili Tolga oldu gerçekten. Bu bitkine bitkisi biraz sonra göstereceğiz size. Ama bilen çok seyircim oldu. Valla sizi tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sevgili seyircilerimiz Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek kolay yoğurt yapacağız. Kolay yoğurt, kolay yapacağız. yoğurt diyoruz biz buna. Evet. Ee... Bağışıklık sistemini kuvvetlendireceğiz. Nasıl kuvvetlendireceğiz? Sen de yaklaşık 2 kilo kadar bağırsaklarında mikrop var desem inanır mısın? Ben de. Evet. Yok Bende hocam. de var canım. Herkes Gerçekten de var. Mi? Evet. Probiyotik sistem denen bağırsaklarımızda faydalı mikroplar yaklaşık 1-2 kilo kadar geliyor. Şu anda içimde mikrop mu taşıyorum? Ama ya? faydalı mikrop O olmazsa yaşayamazsın. O Olmazsa normal defekasyon dediğimiz çıkma işlemini yapamazsın. O kadar kıymetli ki bazen mesela antibiyotik kullanıyoruz. Mesela antibiyotikler sırasında onlar bozuluyor. Ya ishal oluyoruz ya kabuz oluyoruz. Bütün dengemiz bozuluyor. Düzene kadar bir sürü sıkıntı çekiyoruz. İşte bu çok kolay bir probiyotikleri arttırıcı bir şey. Yoğurtta, tarhana da, mayalanmış şeylerin hepsine var bunlar. İşte biz de size güzel bir şey yapacağız. Basit. Bir bardak ılık süt aldık. Bir bardak ılık süt aldık. Bunun içine yaklaşık iki çorba kaşığı kadar ya da yarım limon suyu diyoruz. Şöyle koyacağız. Tamam. Bunu şimdi bekleteceğiz. Biz nerede bekletiyoruz? Buzdolabında bekletin diyoruz. Hı hı. Ya da dışarıda da bekletseniz daha çabuk oluyor. Bakın biz sabah yaptıydık. Bakın nasıl pelteleşmiş. Ha bu 4 yapılmış. saat sonra ya bu yapılmış haliyle. Bakın şöyle kaba koyalım şimdi. Şöyle göstereyim Nurhan'ın bakınız. Aa bu kadar mı? Sütün içerisinde. Bak yoğurt oldu. Ama bu biz acele ettik. Niye acele ettik? 3-4 saat beklemedik yani yaklaşık 1-2 saat oldu. Aa, aa. Lütfen şundan bir tadar mısın Can kardeşim? Hocam ya ben <laughs> iştahımı keke saklıyorum. Peki tamam <gülüyor> tatmak <gülüyor> ben gidiyorum kardeşlerim. Bana bugün yok. Elif ya, geldi ben, benim babucum da mı atıldı? Elif'in o güzelleri canım. yanında. Aynı güzel tadı var. Yani. şöyle güzel bir şeyler söyledim moralim üzerine <laughs> gelsin ya. Ay hocam bir portakallı kek kadar olmasa da. <laughs> yok güzel ya güzel. Elif'e de tattıracağım. Elif Allah razı olsun bir gel şundan bir tat ne <laughs> hocam olursun ya. Hocam ben ekranda hiç tatmıyorum biliyorsunuz. Hiç Ya <laughs> hiç öyle bir şeyim yok. Ben hocam, gidiyorum kardeşim sorarsın. satamadım ya hiç. Hocam tattım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Önemli olan tabii biz espri yapıyoruz ama siz de öyle değil misinizdir? Bir tarafta çikolatalı kek dururken ama çok samimi duygumla söylüyorum. Gerçekten tadı çok güzel. Çok güzel. Ve hakikaten yanlış e, söylüyorsam düzeltin o kefirin içerisindeki tat var ya onun gibi olmuş. Aynen öyle işte. Bu, bunu yediğimiz zaman ne fayda <laughs> sağlayacak? Şimdi bu sizin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek. Çok güzel olmuş. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek. Mesela bağırsakları ile ilgili sorunu olanlar, özür dilerim kabızlık çekenler bunlar sizi çok rahatlatıcı. Çocuklarınıza yapın çok sevecekler. Bunu aynen şekilde de içebilirler. Ama biraz daha beklediğimiz zaman bu yoğurt olacak. Önümüzdeki hafta ben size bunu yoğurt olarak yapıp göstereyim bir daha. Önceden yapayım. Yani 4-5 saat beklemesi lazım. Mükemmel kolay bir yoğurt elde etmiş olacaksınız. Aç siz. karnı mı, tok karnı mı? Hiç fark etmez. Ha bir şey söyleyeyim. Bunun kolesterol ve şeker düşürücü özelliği var. Oo süper. Bunu yemeklerden önce yerseniz tok tutucu, tutucu, özelliği var. Mesela yemeklerden yarım saat önce yiyiniz bunu. Sofraya oturduğunuzda canınız fazla bir şey istemeyecek. Bir bardak sütün içerisine Limon suyu. Limon suyunu. Bu kadar basit. Şöyle Koyduk. aktarıyorsunuz. Bakalım. Koyalım hemen. Koyuyorum. Koyanlicim. Şöyle. Tamam. Götür Hoppa. dolaba koy. Dört saat sonra al ye. İşte bu kadar basit. Bütün faydalı e, bakteriler gelsin seni bulsun. Gelsin seni bulsun ve, ve kötü doku vücudunuza giren kötü parazitleri, mikropları karşı bu senin yerine savaşsın. İşte bu. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Elinize kolunuza sağlık. Türkiye'nin en sevilen doktoru Doktor Feridun Kunat. Şeker hastaları için az sonra özel bir reçete verecek. Lütfen şeker hastaları ekranda Sakın kalın. Sakın kaçırmasınlar. Çünkü bu reçete Aynı kaçmaz. Zamanda tansiyon... mikrofon uzatabiliyor muyuz? Sonra mı geçeceğiz oraya? Çünkü sevgili Tolga ekibimizden sevgili Tolga bunu gösterir göstermez hemen bildi orada. Ben beze ben daha doğrusu taze fasulye dedim. Sevgili Elif bezelye dedi. Araka diyenler oldu. Tolgacığım hatta böyle gelebilir Gerçekten çok merak ettim nasıl bildi diye. Ama bilen çok da seyircimiz oldu. Tebrik ediyorum bilenleri de. Tolga seni tebrik ediyorum. Merhaba iyi yayınlar. Nasıl bildin? Ya ben yaklaşık 200 sene de, yani 200 sene önce e, bitkilerle çok aşırı neşirdim. Hocamın ilk gösterdiği ilk hali bu dediğinde Heh. ben o zamanlar onu incelerken ilk onu görmüştüm. Sonradan da o olduğunu öğrenmedim. O zaman anladım. bilenden duyun. Tolgacığım bu ne? Evet. E... Keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Evet. Teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Valla keçi boynuzu böyleyken bu hale geliyor. Çok faydalı değil İlk mi? Hocam, hali bu. İlk hali bu. İlk hali bu. Ha şöyle yapalım bak. Bir dakika. İlk Sırayla, hali o. Sona doğru. Şöyle. Ha. Buyurunuz efendim. İlk hali sonra böyle oluyor. Sonra da bu. Bunu hapur yapur yediğimiz zaman ne oluyor hocam keçi boynuzu? Demir eksikliğine karşı bir mucize. Süper. Demir eksikliğine karşı bir mucize. Koronalı günlerde 6 tanesini alın, 6 bardak su koyun içine, 15 dakika kaynatın, 15 dakika demleyin. Akciğerle ilgili sorunlarınızda, koronanın akciğere yaptığı hasarlarda, çocuklarınızdaki astımda, nefes darlığında bir mucize bu. Harikasınız. Öksürükte bir mucize. Ne yapacaksınız? 6 bardak su koyduk, 6 tane keçi 15 dakika kaynatacağız. Niye? Sert doku çünkü. 15 dakika kaynatacağız, 15 dakika demleyeceğiz, süzeceğiz. İsteyenler içine biraz da limon suyu koyacaklar, içecekler ki görecekler. Öksürüğe bağlı, astıma bağlı, koronaya bağlı, akciğerle ilgili sıkıntılarınızda mükemmel bir karışım. Peki hazır mısınız? Mutfağa geçelim buyurun. mi? Elif'cim de hazırsa, siz de hazırsanız peynirli mısırımızı patlatmak üzere mutfağımıza geçelim ama en çok ben keki merak ediyorum. <laughs> Acaba kek pişti mi pişmedi mi? Hazır oldu mu olmadı mı? Bence kek hazır oldu. Önce patlamış mısırı ocağa koyalım. Tamam. O arada o kavrulurken keki servis yapalım olur mu? Şimdi keki hatta çok merak ediyorsan şöyle açayım bak. Ya yok artık bak, bak, bak. harika bak. olmuş. Çok güzel oldu. Birazdan ters çevireceğim. Ters çevrilebilecek mi bilemeyecek mi onu göreceğiz. Peki. <laughs> Bazen Bence ters çevrilebiliyor. Çevrilemezse şey. de ne oluyor? Kaşıkla servis Onu da göstereceğiz. Onun tamam. için de şurada sunum da hazırladım hocam. Şimdi patlamış mısır, peynirli, kaşar peynirli, acılı, harika patlamış mısır için tencereye, tavaya, wok da olabilir. Şöyle yağı koyuyoruz, tamam mı? Ondan sonra da böyle altını açıyoruz. Sonrasında mısırları çok ilginç bir şekilde yapacağım. Şöyle içine koyduk, tamam mı? Sonra mısırları böyle kavuruyoruz. Bildiğin hani şöyle her tarafı... Şehriye kavurur gibi. Aynen şehriye kavurur gibi. Patlamış mısırı özellikle birazcık kızmış yağda, kızmış ocakta kavurursanız çok daha iyi olur. Bakın her tarafına gidecek kadar yağ var. Sonrasında böyle bir iki dakika sıcaklığın her tarafa gitmesi için kavurduktan sonra... Onun altını kapattım hocam. Ben. Orada yok, kalabilir. O Ocak çok yavaş da acaba şuna mı alsak? Yok yok buharlı. İyi mi? Evet evet gayet iyi, iyi bu. Tamam o zaman. Gayet iyi. Şimdi... Bakın şevriye kavurur gibi, pirinç kavurur gibi, soğan kavurur gibi bu mısırları yağın içerisinde böyle birazcık 1-2 dakika kavurduk. Şimdi elimde süzgeç var, kapak yok. Neden? Çünkü kapak olduğu zaman buharlaşıyor ve patlamış mısırı yumuşatıyor. Aa evet. Evet ben onu istemiyorum. Onun için böyle metal bir süzgeci böyle kapağı kapatıyorum. Pıt 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 hem buradan o kadar güzel bir görüntü oluyor ki hem de böyle buharla Üstüne damla su damlamıyor. Onun için gerçekten çok güzel. Ay bunu şey bıraktık. Hani. Burada böyle Ben evde ne yapıyorum biliyor musun? Ee, şeyi önlemek için yağlı kağıt var ya. Ha Yağlı kağıdı kesip üzerine koyuyorum ama hiç yok. gerek yok. Bak böyle metal bir tane koy. E bunu bilmiyordum ki. Evet, şimdi ben bunu göstermişim. O zaman yağlı kağıda da delik delmek lazım. Delmezsek gene buharlaşır. Evet hocam. Evet, şimdi burada Özür <laughs> <laughs> dilerim gidiyor. <laughs> bir şey söyle hocam gelin ne olur. Lütfen şuraya yazalım mı? Doktor Felidun Kunak gerçekten her şeyi bilen adam. Estağfurullah. Evet, estağfurullah. gerçekten estağfurullah. mutfakta. Estağfurullah. estağfurullah. Yani şey şey meraklıyım sadece Uzmanlık ondan konunuzda. dolayı. konunuzda hocam hayranız biz ekip olarak size. Şimdi kaşar peynirinin malzeme listesini saymadım ama kaşar peynirle patlamış mısırın. Böyle rendelenmiş kaşar peynir var. 2-3 tane sivri biberi doğradım. Acı seviyorsanız acı pul biber veya toz biber ve tuz var. Bu kadar patlamış mısır malzemeleri. Mısır da böyle burada bakın cosur cosur şu anda ama tabii şimdi önemli olan bunlar nasıl o e, birleşecek. biberle, peynirle, Göstereceğim. soslarla birleşecek. Tamam. O orada şimdi patlarken ben de şu kekin sunumunu inşallah yapayım. Patlamış mısırı öve öve bitiremedik. Bak program başından beri patlamış mısır da patlamış mısır. Patlamış mısır da patlamış mısır. <laughs> Allah'ım ne olur biz utandırma ya Rabbim. Oh bak wow. wow. çıktı. Wow. Fotoğraf, fotoğraf gibi çıktı. Çıkmasa da kaşıkla da yani şöyle kupların içine servis yapabilirsiniz. üzerlerine tekrar böyle hemen uyandıysa çıkartıp yanık. çevirebilirsiniz hocam. <laughs> Bence Mesela... yanık değil o kekin. Şeyi. Bakın böyle bunu koyabilirsiniz. Hani böyle hmm. yapabilirsiniz. Hani yanık istemiyorsanız. Dekor. Aynen. Olsun istiyorsanız Ama diyorsun. bu yanık değil. Ama yanık Kakaonun. Da güzel olur ya. Kakaonun kalıntısı olur. Evet yanık kalıntısı. Değil. Olsun ben yine şöyle birkaç tane görüntü için alayım da ne olur ne olmaz. Ya da şöyle çevirebilirsiniz ha. bakın. Böyle de çevirebilirsiniz. Üzerine de hemen ne yapacağım? Bence böyle çevirelim. O yanıklar şeyler kalmasın. Daha mı güzel? bilmiyorum Olsun. Her iki türlü de göstermiş oldum. Üzerine hemen pudra şekerini hop 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 hop, hop böyle Bakın. Elif şahanesin. İşte böyle. Sonrasında da afiyetle dilimleyeceğiz. Ve yiyeceğiz. Bunları sonradan koydum. Bunlar fırında pişmiş olanlar. Evet. Bakın. Güzelce. Bir tane bıçakla keseceğim Nurcum. Bakayım senin istediğin gibi. Hani şey olmuş mu? Keseyim mi? Valla. Kesiyorum. <laughs> Vallahi. Biraz fazla pişirdim ama. Kesiyorum. Hop. Ay çok güzel oldu. Hmm. Şöyle. Bak nasıl pişti. Vallahi gördün mü? Ne hani olsun, ne olsun. olsun. Dur. Ama şöyle, e, eğer dediğim gibi sen akışkan istiyordun ya, ilk gösterdiğimde çıkartabilirdin. O zaman bayağı bir akışkan oluyor. Ama böyle muhteşem. Üzerine de bir top vanilyalı dondurma. Gerçekten harika Dondurmayı oldu. Dondurmayı da tam şunun üstüne koyun. Şöyle. Sonra da nane yaprağıyla süsleyin. Vallahi harika oluyor. Bunu ister kakao ile ister sade olarak, ister orman meyveli istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer kek kalıbınız yoksa, fırınınız yoksa işte tavada size harika bir kek Elif ellerine sağlık. Afiyet olsun hayatım. Mutfakta harikalar yaratan kadın Elif Korkmazer. Ya Bugün hayır. Mutfağı, e öylesin gerçekten. teşekkür ederim. Şipşak dakikalar içerisinde. Afiyet Beyti olsun. Beyti yaptı. Beytinin de güzelliğine bakar mısınız? Evet beytinin ee, de güzel Tereyağı oldu. da döktük üzerine mis gibi. Yoğurdu üzerinde. Hocam mesela yaptığımız şey vardı ya kefir. E, pratik yoğurt. Bu beytiyle güzel gitmez mi? Çok güzel olur. Bir yandan harika olur. yiyip bir Doğru. yandan proteini Aynen. alıp Aynen. bir yandan Doğru. da... Çok ee, doğru. Olur. O. Yararlı bakterileri alalım. Faydalı olur, çok. Ah, mısır patlamaya başladı, ha. buyurunuz. Evet, bakın patlıyor mısırımız, güzel güzel patır 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 patır, hepsi patlayacak. Bu şekilde kavrulduğu zaman hani patlamamış mısır kalmıyor dibinde hocam. Hepsi, hmm. hepsi patlıyor. Çünkü buharlaştırmıyor, nemlendirmiyor, Aynen. kolayca patlıyor. Bir de kavurduğunuz için her tarafı yağ oluyor, hani daha güzel böyle patır patır patlıyor. Böyle. Ben çok seviyorum bu görüntüyü. Mısırın hepsi patladığı zaman bize ne zaman e, peynir ve biberi katacağını haber verir misin? Tamam. Biz şeker hastaları için çok güzel bir tarif vereceğiz Feridun Hocam'la. Tamam. Bize mısırın patladı. Hemen gelin mutfağa derseniz geleceğiz. Tamam. tamam mı? Tamam canım. Hadi o zaman. Biz Hadi geçelim. Zaman. Şeker hastaları için çok güzel bir karışım var. Gözümüz, kulağımız Feridun Hocam'da olsun. Tarihlerde hazır olsun. Hatta telefonunuzun e, fotoğraf bölümünü ayarlayın. Çünkü e, tarif gelecek şimdi. Hadi buyurun Feridun hocamın yanına gidelim. Hocam sizdeyiz. Ben hazırım. Bunun için çok önemli değişik bir şey daha sunacağım size. Acaba bu ne? Hocam bir bilmecem var çocuklar. Bugün program bilmeceyle geçti. Bu nedir arkadaşlar? Ben bilemedim. Ardıç'ın meyvesi. Bu zor bilinen bir şey ama mükemmel bir karışımdır Hı -hı. bu da. Şimdi ardışın meyvesini saat yaklaşık 10 tane kadar ardış meyvesini şeker de enteresan bir şekilde düşürüyor şekeri. Şöyle ezerek koyacağız. 10 tane kadar ardış meyvesini bir kabın içine koyuyoruz. Ezdik. Ezdikten sonra bunun içine bir güzellik daha. Bu da ceviz yaprağı. Hı hı. Ceviz yaprağı da kolesterolde ve şekerde çok güzel düşürücü etkisi var. Yaklaşık bir fincan kadar da ceviz yaprağı koyduk. 10 tane ardıç, bir fincan ceviz yaprağı. Üç bardak su. Şeker hastaları için çok özel bir karışım evet. bu. Kekleri evet. yediniz mesela. Demin ki keki yediniz. Hemen arkasından bunu kaynatıp suyunu içiniz. Şekeriniz anında o fazlalıkları yağ olmadan hemen bunun sayesinde Siz erime geçecek. Diyorsunuz ya hocam vicdan reçetesi. Aynı. Pişmanlık, pişmanlık, <laughs> pişmanlık reçetesi, 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 vicdan reçetesi, reçetesi. pişmanlık bunu, reçetesi. Bunu yaklaşık 10 dakika kadar kaynatacağız çünkü ardış meyveleri biraz sert olduğu için. Ondan sonra süzeceğiz. İçine birazcık limon sıkacağız. Bunlar 2-3 bardak içebiliriz. Şeker hapı kullananlar gene dikkat edecekler. Hı, hı. İnsülin kullananlar gene dikkat edecekler. Hem onu yapı hem bunu yaparlarsa çok düşer. Bu keki yediniz hiç şekerle ilgili sıkıntınız yok. Hemen yapacaksınız ki sizin şekerinizi rahatlatacak. Yağ dönüşmeyi engelleyecek. Ya da ben hiç ilaç kullanmıyorum ama şekerim benim bazen 120-140 oluyor. İşte bu mükemmel bir karışım. Bunu yapın gün boyu 2-3 bardak içtiğiniz zaman şekerinizde çok güzel düzelme olacak. Ardıç meyvesi, ceviz yaprağı, Hı -hı. su. Bu aynı zamanda kolesterolü düşürücü özelliği de var. Peki, Daha doğrusu bunda... da bu karaciğeri temizleyici özelliği var. Karaciğer temizlendiği zaman, karaciğer temizlendiği zaman vücudunuzdaki... Bütün toksinleri zehirle atıyor. Karaciğer kendine geliyor. O zaman şekeri yakma faaliyetini güzel yapabiliyor Harika. karaciğer. Eğer bu olmazsa karaciğeriniz yağlıysa mesela o zaman olmuyor. İşte bu ardıç meyvesi ceviz yaprağı sizin karaciğerinizle rahatlatıyor. Şekeri düşürücü özelliği bu şekilde oluyor. Diğer yaptığımız tansiyon karışımı gibi yani bunu günlük mü yapmamız lazım? Yoksa yapıp dolaba koyabiliyor muyuz? Bunu mu? da yaptık süzdük dolapta durabilir. Kaç gün durabiliyor? Bir hafta kadar hiç bozulmadan ha, durabilir dolapta olmak gibi tekrar içersin, yapıp içebilirsiniz. Dediğim gibi dursun, aa keki yediydim ne yapayım derseniz hemen koşup şey yapabilirsiniz. <laughs> keki yediydim bizim bu kilolar ne olacak, şekerim yükselir mi derdiniz olursa hemen, hemen ne reçetesiydi hocam? E, pişmanlık. Evet. Pişmanlık reçetesi, reçetesi hazır. şeker hastaları için. Şeker hastaları için ta bir tavsiyeniz var mı? Şeker hastalarıma çok tavsiyem var. Şeker hastalarım bir kere diyor ki karbonhidratlardan uzak dursunlar. Egzersiz yapmayı ihmal etmesinler. Şeker hastası egzersiz yaptığı zaman şekeri yakar. Buna çok dikkat edecekler. Bir de ben bu arada hem şeker için hem tansiyon için güzel bir karışımımız var. Onu hep söylüyorum. Maydanoz nimetini kaçırmasınlar. Hı hı. Maydanozla maydanozla limonu karıştırıp yapabilirler. Bir demet maydanozun içine bir bardak maden suyu, içine bir tane de limon suyu robottan geçirebilirler. Yok ben öyle yapamam, robotum yok, bir şeyim yok diyenler o zaman ne yapacaklar? Bunu kaynatabilirler. Bir bardak maden suyun içine iki tane limon suyu koydunuz. Yaklaşık sekiz bardak su koyacaksınız. Onu on beş dakika kaynatacaksınız. On beş dakika demleyeceksiniz. Bu e, tansiyonunuzu düşürücü özelliği var. Sizi rahatlatıcı özelliği var. Bunu da kaçırmayın. Maydanoz suyunu ihmal edin. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliği var. Bacaklarınızda ödem varsa ona da faydalı. Yani maydanoz... Su ve limonu ihmal etmeniz mükemmel bir karışım. Sevgili seyircilerimiz, doktor reçetesiyle en özel karışımları aldık. Tansiyon hastaları, şeker hastaları, kalp hastaları için, kaçıranlar ve izleyemeyenler için. Şimdi bir adres vereceğim. Hatta şu anda zaten adresimiz burada. Hayatta her şey var. YouTube adresimiz bu. Lütfen YouTube adresine tıklayarak bir de bir tıkla abone olabiliyorsunuz. Ee, 7/24 özellikle büyükler için söylüyorum. Nur kızınız en güzel tariflerle ve tabii ki uzmanlar eşliğinde bugün Doktor Feridun Kuna kocamın en güzel tariflerini yine YouTube hayatta her şey var kanalımızda bulabilirsiniz. Bir tıkla abone olmanız da yeterli. Şimdi mısırı nasıl biberle ve peynirle harmanlayacağız? Hadi o zaman yine mutfağa gidelim. Mutfakta sevgili Elif bizi bekliyor. Oo, oh, 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 oh. Nasıl oldu? Vaz, ben böyle kızartıyorum. Benim tabii ki evdeki tavan ve süzgeçim tam uyuyor. Burada birazcık etrafa da hatta daha kapalı bir süzgeç varsa daha iyi olur ara ara. Böyle tırtıklayabiliyor muyuz? Tabii ki tırtıklayabilirsin. Da. Tuzsuz şu anda. Şimdi böyle patlamış mısırı yaptık. Sonra tepsiye döküyoruz fırın tepsisine. Çok güzel. Bak böyle hmm. güzelce fırın tepsisine aktarıyoruz. Ondan sonra... Şunu senin yemen için kenara koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında üzerine tuzu koyuyoruz. Böyle tuz oranı tabii istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kaşar peynirinde tuzu var tabii ki. Sonrasında kırmızı pul biber veya böyle toz biber. Acıysa, acı seviyorsanız. Çok değişik bir tarif oluyor. Hatta ben bunu bazen karamelle çikolatayla da yapıyorum. Hiç Ay, yaptın mı öyle? Biz bitirdikten sonra da tarifini alacağız. Evet. Çocuklar için çikolatalı mısır. O da Çikolata çok güzel oluyor, oluyor değil mi? O da tarifini alacağım biraz sonra senden. Ve baya böyle sivri biberi doğradım. Görüntüye bakar mısın? Hiç böyle bir şey yedin mi? Börek gibi oluyor ancak şimdi. Ya. Tabii. Sonra da üzerine. Börek gibi mi? Yok. Evet. Çok çok değişik oluyor. Gerçekten çok değişik o Kaşar peynir. Şu anda kaşar peynirleri de üzerine giriyor. Ve fırında kaşar peynirler eriyinceye kadar 5 dakika 6 dakika eriteceğiz. Sonra böyle kaşar peynirler bazı mısırlara yapışacak. Hepsi bazen evet. birleşecek. Evet. Allah'ım ne kadar tatlı olabilir? <laughs> Valla çok bu tatlı. Bu akşam, yem akşam yemeği Akşam atıştırmalı yemek mi? gibi olacak. Yani öğün yerine de geçecek. Her Hocam, şey var içinde. Bu ne yemeği? Bu benim şey dizi izlerken ki atıştırmalı. <laughs> Yok canım. <laughs> her ama. şey var ama içinde. Bak, kalsiyum var, protein var, çok güzel meyve benim var. dizi izlerken? Valla ben ben zaten e, patlamış mısırı her seferinde yapıyorum. Her Hocam dizime. bu neden fit oldu anlaşıldı şimdi. <gülüyor> 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 o zaman haydi kaç geceyle? <laughs> 200 derece ya da 190 derecede kaşar peynirler eriyinceye kadar... ...sonra böyle hepsi birleşecek, böyle hepsi buradan aşağıya akacak falan... ...çok değişik gözükecek. Allah Tadı da Allah. çok güzel olacak. Biberli, kaşar peynirli, patlamış mısır fırına gidiyor. Sonrasında... Zaten çıkartacağız hemen fırından, göreceksiniz. öyle fırına gidiyor derken dakikalar içerisinde kalmayacak. Hatta siz de ekranda eriyecek. kalarak şahit olabilirsiniz bu duruma. Evet. Ee, çünkü biraz peynirler eridikten sonra o, fırından miskili. hemen alacağız Bunları onu. Bunları da biz... Ee Jesus. Peki, düşünüyorum. E, biraz önce dedi ya karamelli ve çikolatalı da yapıyorum. Çocuklar <laughs> da çok sever onu. Nasıl yapıyorsun karamelli ve çikolatalı? Nasıl yapıyorum? Çikolatayı benmari usulü eritiyorum. İçine yağ falan koymadan çünkü ancak o zaman donabiliyor tekrar. Ama içine farklı malzemeler koyduğunuzda donmuyor öyle. Sadece erimiş çikolatayı içine böyle harmanlıyorsunuz. Bazı yerleri çikolatalı, bazı yerleri çikolatasız oluyor. Hatta o çikolataya da biraz kırmızı biber koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor biberli çikolata. Kırmızı biber mi? Evet, biberli çikolata içemedin mi? Hay biberli çikolata yedim ama bunun için nasıl yani? Yani tam... Çikolatayı biberli biberli tatlandırıyorsun, sonra da harmanlıyorsun o kadar. Karamel yapacaksan da tere, şeyi şekeri yakıyorsun ocakta, ama şekeri karamel yaparken hiç karıştırmayın lütfen ve mutlaka yanınızda bir soğuk su bulundurun. En ufacık bir sıçramada hemen oraya soğuk su getirmeniz lazım. Karamel yaparken çok dikkat etmek lazım. Çocukları mutfaktan uzaklaştırmak lazım. İnsanların başına neler geliyor karamel yaparken bir bilsen? Her yeri yanabiliyor yani onun için şeker. Allah, Allah korusun. Allah çok dikkat etmek lazım. <laughs> yani. ya o yüzden hocamın tarifiyle ben şey öğrendim. Evde bir aloe vera bulunacak. Evet, ya evet. Olsun. Aloe vera şart. Çok kolay, çok basit. Önümüzdeki hafta gene yapıp gösterelim. Çok istek var ona. Geçen gün gene geldi. Aloe vera önemli. Zeytinyağı. Evet. Hiçbir şey bulamazsanız hemen soğuk suya tutacaksınız. Soğuk sudan sonra oraya sızma zeytinyağı süreceksiniz. Yok, Şu anda bizi ekranda yalnız bırakmayanlar. Dedim ya size dakikalar içerisinde şahit olacaksınız. Fırından çıkaracağız. Bak. bak bak nasıl eridi kaşarlar. Sana söylemek istediğim şuydu. Bak böyle uzuyor gördün mü kaşar peynirler. Ve bunun lezzeti o kadar güzel oluyor ki şimdi siz şaşıracaksınız. Ya Elif bu peynirlerle bu kaşar peynirlerle bu mısır nasıl olacak diye gerçekten tadına doyamayacaksınız. Hani derler ya müdavim miydi hocam? Evet. Müdavi mi olacak? <laughs> Müdavi mi yani alışkanlık yapacak. Alışkanlık sizden. yapacak. Ben de yapıyor valla? Baksanıza. Allah Allah. Acı Allah. acı böyle. Of, bitti İsterseniz valla. İsterseniz acı koymayabilirsiniz. Tadabilir miyiz tabanda hayatım? Tadabilirsin. Hocam, Hocam siz de tadın. Siz biliyorsunuz tamam. size yapmıştım ben daha önce. Ben biliyorum daha evet. önceden. Bir de tahinlisini yapıyor Aa. Elif Hanım bunu. Bir de tahinlisini de yaparız önümüzdeki günlerde. Nasıl? Günlerle. Müthiş. O kadar güzel olmuş ki. <laughs> Dener misiniz lütfen? Bunu Bakın. akşam kilo almak istemeyenler bunu akşam yapıp yiyebilirler. Bu tok tutucu özelliği de var. Mükemmel bir nimet. Kaçırmayın derim.